Köy'deki hattınızın kapasitesi, hızı, ISP'niz ne olursa olsun, eğer o trafiği doğru bir şekilde yönetemiyorsanız, bandwidth management yapamıyorsanız, önceliklendirme, limitasyon ya da prioritization yapamıyorsanız, o hattın satır olması, o hatta gecikmelerin ve paket kayıplarının olması, çok yüksek gecikmelerle karşılaşıyor olmanız oldukça normaldir. Dolayısıyla hattınız ne olursa olsun, o hattı yönetmek zorundayız. Bir diğeri tabii ki güvenlik. Şubelerden merkeze doğru gelen trafiğin, örneğin bu bir malware infected trafik olabilir, bu dediğimiz garbage diyebileceğimiz bizim için anlamsız trafik olabilir, bottleneck yaratabilecek trafik olabilir. Bu trafiklerin mümkün olduğunca şube tarafında engellenip temiz trafiğin wide area'ya çıkarılması ya da local breakout'la internet erişimlerinin şubeden yapılarak ya da bir takım atıyorum update trafiği gibi merkeze gelmesine ihtiyaç duymadığımız trafiklerin şubeden yapılarak merkez tarafa doğru gelebilecek trafiği azaltmak, filtrelemek. Bunu gerek routing'le gerekse layer 7 security'de yapabilmek artı şubedeki lokaldeki trafiğin yani yataydaki trafiğin kontrolünün sağlanması. Yani şubedeki bir şube müdürünün bilgisayarına o şubedeki kimlerin erişebileceği, hangi protokollerden, hangi portlardan, hangi zaman diliminde erişebileceğine kadar bütün detayları sizin merkezi olarak belirleyip şube içerisinde de bir güvenlik politikasını hayata geçirebiliyor olmanız. Ve tabii ki tüm sistemin tek bir merkezden yönetilmesi. Yani örneğin 1000 tane şubeniz var. 1000 tane şubedeki routerlarınızı, güvenlik cihazlarınızı, belki switchlerinizi, access pointlerinizi tek bir merkezden tek bir tuşla update edebiliyor olmanız. Ya da atıyorum herhangi bir access point arkasındaki herhangi bir SSID'yi hangi client'ların bağlı olduğunu tek bir merkezden görüntüleyebiliyor olmak. Ya da hangi cihazın şu anda şubede ne kadar trafik yaptığını bilip bir satürasyon varsa buna müdahale edebiliyor olmak. Ya da şubede compromise dediğimiz, infected dediğimiz aslında istenmeyen trafik yapan client'lar varsa bunların öncelik sırasına göre size raporlanması. Bu örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla merkezden hem operasyonel yönetimi hem de visibility'yi yani görünürlüğü ve neye müdahale edeceğiniz bilgisinin size sunulması en temel başlıklardan birisi. Bunu tek bir cihaz ya da tek bir domaini yönetirken yapmak kolay ama bunu 50 tane, 100 tane, 500 tane lokasyonu yönettiğinizde her lokasyonda 10 tane, 20 tane kullanıcının olduğu karmaşık dağıtık topolojilerde bu yönetimi yapabiliyor olmak inanın işletmesel maliyet anlamında, işletmesel kolaylık anlamında çok çok büyük bir avantaj yaratıyor bütün kamu kurumları için. Şimdi ben özellikle şu ana kadarki kısımda Fortinet ile ilgili bir şey anlatmadım. Fortinet'in SD-WAN çözümünü anlatmadım. Eğer SD-WAN'ın, Gartner'ın SD-WAN raporuna bakarsanız Fortinet zirvededir, en tepededir. Şu ana kadar Türkiye ekibi olarak 250'den fazla SD-WAN projesini hayata geçirdik. Bunların detayları, neler yaptık, hassas olan noktalar neye, neye odaklanıyoruz, kurumda ön fizibiliteyi nasıl yapıyoruz, ZTP dediğimiz kurulum sürecinden tutun da merkezi yönetim, envanter yönetimine kadar ki bütün süreçleri detaylarıyla öğrenmek isterseniz sizi standımıza bekleriz. Mesela Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en büyük SD-WAN projelerinden birisi Petrol Ofisi projesidir. Şu an itibariyle 2100 lokasyonu geçmiştir. Türkiye'nin en büyük perakende akaryakıt dağıtım ağıdır. Ankara'da yine hayata geçen kritik projelerden birisi dünyadaki diğer ofisleriyle beraber Anadolu Ajansı projesidir. Bu projelerde çok ciddi şekilde yaklaşık 8 kat hız arttırımları ve yaklaşık yarı yarıya fiber hat kullanımından kaynaklı tasarruflardan dolayı maliyetlerde düşüş sağlanmıştır. Ekibimiz tarafından ve bu kurumlarla yaptığımız kooperatif çalışmalar neticesinde. Hatta dilerseniz şunu da yapabiliyoruz. SD-WAN projeleriyle ilgili bizim bir Return of Investment Calculator tool'umuz var arkadaşlar. Şube sayınıza göre, şubedeki şu anki mevcutta kullandığınız bant genişlikleri ve bunların hızlarına göre, burada alternatif olabilecek kapasiteler ve bunların sağlayacağı hızlara göre totalde ne kadar hız arttırıyoruz, totalde ne kadarlık bir maliyet avantajıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yaklaşık bir rakam üzerinden bunu da beraber 3 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık ya da 10 yıllık projeksiyonlarla hesaplayabiliyoruz. Yani SD-WAN'ı yaptığımızda biz ne elde ediyoruz? Hız anlamında, performans anlamında, gecikmenin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve merkezi yönetim anlamında bütün bunları hep beraber kooperatif bir şekilde çalışıp size bir rapor, bir çözüm dokümanı olarak sunuyoruz. Biraz hızlı oldu. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Detayları için sizi standımıza bekleriz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Özgür Bey'e değerli sunumu için çok teşekkür ederiz. Sıradaki sunumumuz veri güvenliği için veriyi anlamak olacak. Micro Focus
Cyber Voltage satış lideri Cumhur Keleş'i davet ediyorum alkışlarınızla. Yerine getirip getirmediğini test ediyor oluruz. Şimdi özellikle bilmeyenler adına birazcık daha Cyber Res organizasyonu nedir, ne değildir onu birazcık bilgisini vermek isterim. Yaklaşık 5 sene kadar öncesinde HP altında olan yazılım tarafı Micro Focus tarafına satıldı. Sonrasında da Micro Focus şirketi aynı zamanda da güvenlikle ilgili olarak çok daha ayrı bir birim haline getirdi ve siber güvenlikle ilgili olarak da CyberRes adını alarak bir organizasyon altında bu tüm ürünlerin hepsini topluyor oldu. Ben de aslında sadece Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs değil, coğrafya olarak değişik bir ülkeden daha sorumluyum. Güney Afrika yeni dönem içerisinde de başka ülkelerde ekleniyor olacak. Çünkü Türkiye'deki olan deneyimler, gerek KVKK'ya uyumlu olan deneyimler, gerekse diğer kısımda veriyi korumakla ilgili olan deneyimler birazcık daha bu ülkelerin de ilgisini çekmeye başladı. Peki biz bu noktada neyi söylüyoruz, neden bahsediyoruz? KVKK'ya uyumun dışında aslında verileri korumakla ilgili olan kısımda öncelikle veriyi anlamak gerekiyor. Yani her şeyi korumak değil de bunların arasında biz bu verileri aslında nasıl koruyabiliriz? Bu gereksiz olan verilerden nasıl kurtulabiliriz? Her şeyi korumak zorunda mıyızın aslında birazcık daha cevabını vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de gerek veri tabanının olduğu tarafta gerekse veri tabanının olmadığı kısımlarda aslında bu tarzdaki veriler nasıl korunabilir? Neler vardır? Bunların içerisinde biz neleri tutuyoruz? Bunları nasıl sınıflandırmamız gerekiyor? Sadece veri gizliliği veya veri mahremiyetine ilişkin, veri korumayla ilgili olan kısımlarda veriye ilişkin sınıflandırma değil de biz onun dışında hangi mahrem verileri tutuyoruz? Bizim kurumumuz adına biz hangi verilere dikkat etmemiz lazım? Bunlara da birazcık daha dikkat etmeye başladı kurumlar. Türkiye'de şu anda bizim ciddi olarak bir deneyimimiz de oldu. Bu deneyimleri birazcık daha paylaşıyor olacağız bugün de sizinle. Şunu da söyleyebilirim ki tüm telekom şirketleri, onun dışındaki bankacılık sektörü, sigorta sektörü, aynı zamanda da kamu sektöründe ciddi olarak veriyi anlamakla ilgili olarak bazı inisiyatifler gelişmeye başladı. Bunları sınıflandırmak ve günün sonunda gereksiz olan veriyi silme veyahut da bu veriye ilişkin olaraktan hangi verileri biz buralarda tutacağız ve nasıl koruyor olacağız? Bunlar birazcık daha soru işareti haline gelmeye başladı ve bunlar birazcık daha çözümlere doğru ilerlemeye başladı. Şimdi o zaman da veriyi korumakla ilgili olan kısımda söylediğim gibi birazcık daha veriyi anlamak lazım. Fakat bu veriyi anlarken de biz aslında bu veriyi en son kertedeki olan veriyi nasıl koruyabiliriz? Bunu nasıl aslında gerek PCI DSS ile ilgili olarak kredi kart bilgisi olabilir veyahut da kuruma ilişkin olarak kişisel veriler olabilir. Özel nitelikli veri olarak bahsedilen veriler olabilir. Bununla beraber aynı zamanda eğer kuruma ilişkin olarak başka mahrem veriler de varsa bu verileri olduğu noktalarda koruyor olmak çok daha önemli bir noktaya geliyor. Ondan sonrasında bunların üzerine inşa ettiğiniz gerek diğer güvenlik ürünlerine ilişkin olan kısımlarda üst taraflarda perdelerde daha önemli olaraktan korumaları sağlıyor olmuş olacak. Şimdi baktığınız zaman dünyada sadece KVKK ile ilgili olan kısım bizi ilgilendiriyor. Fakat şu anda mesela Güney Afrika'da POPAI dedikleri veyahut da CCPA denilen veyahut da bizim birazcık daha Avrupa'dan bildiğimiz GDPR ile ilgili olan kısımlar aynı zamanda diğer ülkelerde de farklı farklı buna ilişkin veri gizliliği, veri korumaya ilişkin olarak yeni regülasyonlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bunların hepsindeki temel amaç şu, gereksiz olan verilerden kurtuluyor olmak, tutmamız gereken verileri aslında nasıl tutuyor olduğumuz, buna ilişkin olan aktiviteleri nasıl gerçekten izleyebiliyoruz ve bu döngüyü aslında tek bir seferlik değil, bundan sonrasında da nasıl koruyabiliriz, nasıl hareket edebiliriz, bunlar birazcık daha gündemde olan kısımlar oluyor. Şimdi özellikle mesela Singapur tarafında veyahut da Asya tarafında da buna ilişkin olan aksiyonları da görmeye başladık. Hatta tutulan logların, güvenlik logların içerisinde de kişisel veriler varsa bunlara ilişkin olan kısımları da nasıl koruyabiliriz tarzında bunlar da birazcık daha hayatımıza girmeye başladı. Peki burada aslında yapılması gereken kısım yani baktığımız zaman bir çerçeve oluşturmak istediğimiz zaman Türkiye'deki kurumlar veyahut da yurt dışındaki kurumlar artık bu 5 çerçeve üzerinde hareket etmeye başladı. Bunlardan bir tanesi öncelikle veriyi keşfediyor olmak önemli. Biz veriyi tanıyor olalım. Bu verilerden hangilerini biz ne amaçlarla kullanıyor olacağız? Ve buna ilişkin olan hangi aksiyonları alacağız? Bunları anlayabilmek adına öncelikle bizim bir veri keşfini yapıyor olmamız lazım. Bu veri keşfini yaptığımız zaman artık ilgili süreçler, ilgili aktiviteler neler olacak? Bunlara ilişkin olan hangi aksiyonları alıyor olacağımız birazcık daha öngörü haline gelmeye başlıyor. Şimdi buradaki içgörü diye bahsettiğimiz kısımda ise şöyle bir kısım var.
Eğer ki veriye ilişkin olan kısımlarda biz bu verilerin hangi aktivitelerle içselleştirildiğini, hangi işler amacıyla analitik üzerine koşturuyor olacağımızı da bunların üzerinden karar veriyor olacağız. Sonrasında günün sonunda da eğer biz bu verileri ilgili aktivitelerle de, ilgili iş süreçleriyle de bağlantılı hale getirmemiz gerekiyorsa, günün sonunda biz artık bu verilerin de hangi zamanda silinebileceğini, hangi verilerin şifreli olarak kullanılabileceğini, nasıl korunabileceğine ilişkin olarak da bazı yeteneklere sahip oluyor olmamız gerekecek. Sonrasında da eğer bu verileri hala tutuyorsak, bu verilere kimler erişiyor? Bu verilere ilişkin olan doğru erişimleri sağlıyor olduk mu? Ve günün sonunda da artık verinin yaşam döngüsü bittiyse bizim artık bu verilerden de kurtuluyor olmamız önemli. Yani biz bu verileri artık elimizde tutmayalım, bu verilere ilişkin olarak silmeleri de gerçekleştiriyor olalım. Veyahut da baktığınız zaman kurumlarda çok fazla tetiklenmiş, çok fazla kopyalanmış, gereksiz verilerin de olduğunu görüyoruz. Bu verilere ilişkin olan kısımlardan da bu riskleri her zaman üzerimizde tutuyor oluyoruz. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunlara ilişkin olan kayıtları nasıl oluşturabiliriz? Bunlar da aslında soru işaretleri olarak devamlı gündemde kalan kısımlar. Şimdi gelelim, biz buralardaki olan kısımlarda çok daha basit ve özetle de şunları söylüyor olmamız lazım, konuşuyor olmamız lazım. Evet, biz bu verileri keşfettik, bu verileri anladık ama bu veriler bizim için ne kadar önemli? Bu verilerin içerisinde de aslında belli segmentasyonlar yapıyor olmamız gerekecek. Ona göre belli bir risk skorları da oluşturuyor olmamız gerekecek ki bu verilere ilişkin olarak hangileri bizim için daha önemli ve buna ilişkin olarak hangi aksiyonları, hangi aktiviteleri yapıyor olalım. Sonrasında bunları yaparken de sadece veri tabanları olarak düşünmemek lazım. Ürettiğimiz çok fazla dokümanlar var. PDF'lerimiz var, Excel'lerimiz var, Word'lerimiz var. Bunların içerisinde de bir sürü kişisel veri de oluşturuyoruz, tutuyoruz. Sonrasında bununla ilişkin olan kısımlarda da ya biz nereye yoğunlaşmamız lazım? Baktığınız zaman kurumların çoğuyla görüştüğümüz zaman bize söyledikleri veriler şu bazda oluyor. Şunu soruyoruz, diyoruz ki ne kadarlık kişisel veri havuzumuz var şu anda? Diyorlar ki ya 100 terabayt, 200 terabayt, 500 terabayt, 5 petabayt. Peki bunların içerisinde siz hangilerinden kurtulacaksınız? Hangileri sizin için çok daha mahrem veriler? Bunların içerisinde hangilerinde kişisel veriler var? Hangilerinde kişileri işaretleyen bilgiler var? Özel nitelikli veriler var mı? Bunlara ilişkin olarak hangi aksiyonları alacaksınız? Bu soruları sormaya başladığınız zaman birazcık daha soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Çok daha önemlisi de şu, peki biz nereden başlayacağız? Tamam, her şeyi keşfettik, her şeyi bulduk, her şeyi sınıflandırdık. Ama bizim için daha önemli olan kısımlar bu yolculuğun içerisinde nasıl hareket ediyor olacağız? Hangi aksiyonları alacağız? Bunlar da sonrasındaki diğer sorular olmaya başlıyor. Kurumlardan bir tanesinde çok önemli bir başka katkımız da şu oldu. Sadece tek bir uygulamanın altında 5500 tane tablodan fazlası silinmesi gerekti. Veyahut da bu tarzda %30'a yakın kişisel veri içeren fakat çoklanmış, buna ilişkin artık kullanılmaması gereken birçok verinin olduğunu tespit etmeye başlıyorsunuz. O zaman da şu da çıkıyor. Biz bunların içerisinde üzerimizde fazladan risk tuttuğumuz, gereksiz olaraktan bu verileri artık tutmamamız gereken kısımlarda neler yapmamız gerekiyor? Buna ilişkin başka kısımlarda şunlar. Hangi verileri korumamız lazım? Nerelere bizim birazcık daha fokus olmamız gerekiyor? Bu döngüyü nasıl yönetmemiz gerekiyor? Çünkü hayatımızın içerisinde yeni süreçler, yeni hizmetler, yeni servisler gelebilir. Ya da daha da tersi, bazı servisleri kapatmaya başlayabiliyorsunuz. Bazı hizmetleri değiştirmeye başlıyorsunuz, kaldırmaya başlıyorsunuz. Bu kısımlarda nasıl aksiyonlar alınacak? Bunlar birazcık daha gündeme gelmeye başlıyor. Buradaki önemli örneklerden bir tanesi de şu. Yine biz kurumlardan bir tanesiyle konuşurken dediler ki, kurumlardan bir tanesi bizden belli sürelerin içerisinde şu kişisel verilerin teslim edilmesini istediler dediler. Peki biz sorduk, bunu ne zaman isteniyordu? İşte 10 sene kadar öncesinde istendi. Peki ya 10 sene öncesinde istendi de artık böyle bir süreç hala var mı? Yok. Peki neden bu verileri hala o taraflara koyuyorsunuz? Bu verileri hala orada tutmanızın bir anlamı var mı? Yok. Peki o zaman bu süreci durdurmanız lazım. Neden durdurmadınız? Ya bu süreci durdurmadık çünkü ilgili iş biriminden buna ilişkin olarak bir talep gelmedi. O zaman demek ki bazı kısımlarda yeni süreçleri oluştururken veya süreçleri değiştirirken, bu aksiyonlar alınırken, ilgili iş süreçleri yönetilirken, bu iş süreçleri kapatılmaya başlanınca da aynı disiplinle hareket ediyor olmak gerekiyor ve gereksiz yüklerden de bu şekilde kurtulunuyor olması gerekecek. Şimdi gelelim, bizim genel olarak hayatımızda bir veriye baktığınızda aslında bunu görüyorsunuz. Herhangi bir database yöneticisi veyahut da herhangi bir veri tabanına ulaşan bir kişi baktığınız zaman bu verilere ulaşıyor.
Şimdi bu verilere ulaştığı zamanda da aslında ben zamanda da denetçi olarak çalıştığımda da her zaman benim yaptığım en klasik yöntemlerden bir tanesi şu olurdu. Database yöneticilerine giderdim ve şu soruyu sorardım. Derdim ki siz şu anda ilgili veri tabanına erişimini sağlayabiliyor musunuz? Diyorlar ki yani biz zaten database yöneticisiyiz. Tabii ki var. Peki hangi yetkiler var? Her türlü yetki var bizde. Peki bu yetkileriniz gözlemleniyor mu peki? Ya işte evet gözleniyor. İlgili yöneticimizle konuşun. Onlar size daha iyi bilgi verecektir. Yöneticisiyle görüşüyorsunuz. İlgili kayıtlara ilişkin siz bunları gözden geçiriyor musunuz diye soruyorsunuz. Evet gözden geçiriyoruz diye soruyorlar. Peki buna ilişkin olarak bunların herhangi bir izi var mı? Bunların hepsi geldiği zaman günün sonunda illaki bir denetim bulgusunu devamlı olarak yazmaya başlıyorduk. Peki günün sonunda eğer bu veri şu hale gelmiş olsaydı, yani siz veriyi normalde göründüğünden daha farklı bir hale getirmiş olsaydınız, bu veriler aslında tanınamaz bir hale gelmiş olsaydı, o zaman sizin birazcık daha içiniz rahat eder miydi? Özellikle ben kendi denetçi gözüyle baktığım zaman da şunu söyleyebiliyorum. Diyorum ki, evet ben bu verileri aslında bu hale getirmiş olsam, bu verileri zaten ilgili yöneticiler diyecek ki, biz zaten bu veriyi görmüyoruz ki, bakıldığı zaman da hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Peki bunun ne gibi bir faydası var aynı zamanda? Eğer olur da bir kötü yazılıp veyahut da dışarıdan bir atakla karşılaşıldığında, Allah korusun herhangi bir şekilde bu veri dışarıya çıkacak olduğu zaman da aslında dışarıya çıkmış olan veri bu şekilde gözüküyor olacak. Hiçbir anlamda teşkil etmiyor olmuş olacak. Baktığınız zaman kurumların hepsinin çok büyük bir başka sorun da var. O sorun da şu, bir test data yönetimi dediğimiz kısım. Test data management özellikle şu anda yeni bir servis oluşturulurken veyahut da bu servise ilişkin yeni bir ürün oluşturulurken ilgili production ortamına alınmadan öncesinde dikkat edilmesi gereken bir kısım. Peki oradayken bu verileri siz nasıl tutuyorsunuz? Bunları kopyalarken nasıl kopyalıyorsunuz? Bu verilerin gerçekten hangilerinin bu şekilde tutulması gerektiğini biliyor musunuz? Bu soruların hepsi buralardayken soru işareti haline gelmeye başlıyor. Bir de günün sonunda tabii ki hala bu verilerin bazı birimler tarafından kullanılması gerekecek. Parçalı olarak kullanılması gerekecek. Örneğin ilk 3 hanesini biz hala şifrelemeyelim de geri kalanları şifreleniyor olsun ki ilgili departman hala bu veriyi kullanabiliyor olsun. Ya da ben bu veriyi gerçek ortamından başka bir ortamına taşıdım. Analitik yapmak istiyoruz. Hadoop ortamları kullanmak istiyoruz. Big Data platformları kullanmak istiyoruz. E peki bu ortamları yaparken, analitik kullanmak gerekirken kontrolü elimizden kaçırıyor muyuz? Güvenlikle ilgili olarak hangi kısımlarına dikkat ediyoruz? Öyle bir durumda aslında tüm kurumlara bu soruyu sorduğumuz zaman herkes bir diyerekten düşünmeye başlıyor. Peki biz bu durumda eğer veriyi bu tarzda şifreleyerek tutsak ve ondan sonrasında başka taraflara da kopyalandığı zaman da hala analitiğe müsait bir veri verebiliyor olmuş olsak daha güzel olmaz mı? Evet. Bunlar aslında bu aralar özellikle özel sektörde çok karşımıza gelen sorulardan ve bunları implemente etmeye başladığımız konulardan bir tanesi. Günün sonunda tabii şöyle bir şey var. Ya Cumhur tamam okey siz burada verileri hepsini şifrelediniz, bu noktalara getirdiniz. Ama günün sonunda bu verilere hala bizim ihtiyacımız var. Bu verilere ilişkin olan kısımlarda ihtiyacımız olduğu zaman neler yapacağız? Bu verileri birileri görmek istediği zaman da yetki bazlı olarak kim görmek istiyorsa, bu veriye ilişkin hangi haklar verildiyse o kişiler bu verileri görüyorsun. Ancak çok önemli olan husus şu. Bu veri yattığı yerde veyahut da transfer edildiği noktada son ana kadar gelene kadar bu verinin güvenli olarak hareket ediyor olması, günün sonunda da eğer bir kişinin yetkisi varsa bu kişinin bu yetkiyi de bu yetki bazında da aslında veriye görüntülebiliyor olması. Biz bu minimalde iki tane önemli konuya parmak bastık. Eğer gerçek ortamlarda bir veriyi saklamak istiyorsanız, transferinde, saklarken de günün sonunda veya özel nitelikli bir veri de varsa siz öyle bir durumda bu verileri bu şekilde gizli olarak tutabilirsiniz. Daha da önemlisi eğer bu özel nitelikli veriyi birisinin görmesi gerekiyorsa, bir doktorun bir hastalık bilgisini görmesi gerekiyorsa veyahut da başka yetkili bir kişi bu bilgiyi görmesi gerekiyorsa öyle bir durumda bu veriyi bu şekilde görebiliyorsun. Daha da önemlisi bizim bulgularımız şunları çok fazla gösteriyor. Test datası ortamlarında, gerçek olmayan ortamlarda, analitik olmayan ortamlarda bu verilerin de bu şekilde çok fazla açıkta olduğunu gördük. Bu minimalde bizim söyleyebileceğimiz kısım evet veriyi korumak gerekiyor, veriye ilişkin olan aksiyonları almak gerekiyor. Bunları yaparken de hangi verilerin korunması gerektiğine ilişkin aksiyonların alınması lazım. Lütfen bu döngünün içerisinde veri keşfinin önemli bir adım olduğunu,
hangi verilerin korunması gerektiğini, aynı zamanda bir veriye ilişkin aksiyon alındığı noktada da lütfen bu verilerin şifrelenerek tutulması gerektiği ya da test datası gibi ortamlarda verilerin kirletilerek konulması gerektiğini. Bunları yaparken de sadece veri tabanları kısmında değil, dokümanlar bazında da bazı sorumluluklarımızın olduğunu, dokümanlar bazında da bu veri keşiflerinin yapılması, veri süreçlerinin yönetilmesi ve günün sonunda da verinin korunması ile ilgili olarak aksiyonların alınması gerektiğini lütfen aklınızdan çıkartmayın. Herhangi bir sorunuz olacak olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Cumhur Bey, biz de çok teşekkür ederiz. Bizi bu etkinliğimizde de yalnız bırakmayan Sayın Bakanımız teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Alkışlarınız eşliğinde kendisini davet etmek isterim. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Ömer Fatih Sayan. Buyurun bakanım, hoş geldiniz. Çok kıymetli hocalarım, Türkiye'nin dört bir yanından bugün bizlerle birlikte olmak üzere burada olan değerli iş arkadaşlarımız, sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Bilişim sektöründe gündem ve katma değer sağlama misyonuyla yapılanmış olan kamu sektörüyle iş dünyasını bir araya getiren E-Devlet yuvarlak masa toplantıları ve sektörel buluşma toplantıları gibi çok özel projeleri imza atan BT Haber'in düzenlediği veri yönetimi ve güvenlik teknolojileri platformuna ben de en azından sonuna da olsa sizlere böyle sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyor. Şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Böyle çok uzatmak istemiyorum ama kısaca sizleri selamlarken birkaç bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne 1880 yılında yapılan nüfus sayımı için icat edilen Hollerith tablolama makinesiyle veri toplama hikayesi başladı. Bugün bırakın nüfus sayımlarını, gezegendeki 8 milyarı aşan nüfusun aldığı adeta nefesimizi sayar hale geldi veri toplama. Adeta nefesten bile veri toplanıyor. Akıllı saatleriyle nüfusun uyuma dinamikleri, stres seviyesi, yürüme alışkanlıkları, kalp krizi riskini bile çok rahatlıkla hesaplayabildiğimiz bir dönemdeyiz. Yemek siparişleri, sağlıklı beslenen, sağlık sorunları yaşayan bireyleri tespit etmek de bu anlamda kolaylaştı. Öte yandan harita sistemlerine baktığınız zaman nereye, hangi vasıtayla, işe gidiş geliş saatleri, trafik yoğunluğu hepsi çok net bir şekilde toplanmakta. İnsanların sabahları rahat işe gelip gelmesi ve vaktini iyi şekilde planlaması gene bu veriler sayesinde mümkün. Arama motorlarında nelerin arandığı, alışveriş sitelerinde ne gibi ürünlerin satın alındığı, ne tür videoların izlendiği gibi birçok bilgiden oluşan devasa boyutlarda bir data şu anda kullanımda ve bizlere düşen bu datanın yerli ve milli olarak en iyi şekilde nasıl sahip çıkmamız ve bunu kendi amaçlarımız doğrultusunda kullanmamız. Kısaca bu verdiğim örneklerden anlaşıldığı gibi bugün büyük veri sayesinde kitlelerin istekleri, davranışları, sağlık durumları, harcama alışkanlıkları, ulaşım şekilleri gibi birçok veri doğru ve kolay bir şekilde analiz edilebiliyor ve yönlendirilmesi de bu şekilde sağlanıyor. Büyük veri analitiğiyle de zamandan, paradan tasarruf yapıyoruz ve iş yapma şekillerimiz, stratejilerimiz bu anlamda gelişiyor ve bilinmeyenlerin bulunması mümkün hale geliyor. En son olarak da etkin ve hızlı karar verme süreci gelecekteki sonuçları modelleme, tahminleme ile gelişmiş bir piyasa istihbaratı da bu şekilde sağlanabiliyor. İşte bizler de tam bu noktada ben başta Murat Bey olmak üzere bu organizasyonun yapımında emeği geçen tüm paydaşlarımızı, bizleri online olarak izleyenlere ve burada fiziksel olarak bizlerle bulunup, bizlerle birlikte olup verilerin üstlendiği bu yeni rolde bilişimin geleceğini şekillendirmede rekabetçi stratejileri oluşturabilmek için sizlerle birlikte çalışmaktan dolayı memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakanım tekrardan çok teşekkür ederiz.
Şimdi kısa bir ara veriyoruz, iletişim arası. Daha sonra da tekrardan buradayız. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Kamu veri güvenliği ve mahremiyeti paneliyle devam edeceğiz. Panel yöneticimiz Bilgi Güvenliği Derneği Kurucu Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Alkan'ı alkışlarınıza davet ediyorum. Buyurun Mustafa Bey. Evet Mustafa Bey, gelirken ben panelistlerimizle devam etmek istiyorum. Aruba Hewlett Packard Enterprise Company Ülke Müdürü Sayın Ersin Uyar'ı davet ediyorum. Ersin Bey lütfen buyurun. Sizi Mustafa Bey'in yanına alalım. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Güvenliği Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü yerine Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Güvenliği İdaresi Başkanı Sayın Zeynep Nida Özdemir geliyor alkışlarınızla. Zeynep Hanım sizi de Ersin Bey'in yanına alalım. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği İdaresi Başkanı Sayın Fatih Uluçam'ı davet ediyorum. KVKK Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Mikail Örtay'ı davet ediyorum. Buyurun Mikail Bey. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri İdaresi Başkanı Sayın Muhammed Sami Ulukava'yı davet ediyorum. Buyurun Muhammed Sami Bey. Evet, ben sözü Sayın Mustafa Alkan'a devrediyorum. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim şimdiden. Teşekkür ediyorum. Sayın panelistler, sayın konuklar, oturumumuza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Önemli bir konuyu çok kıymetli panelist arkadaşlarımızla birlikte tartışıyor olacağız. Özellikle kamuda veri güvenliği ve mahremiyeti konusu son Türkiye'deki düzenlemelerle beraber daha önemli, daha anlamlı hale geldi. Sabahki oturumlarda da bu konuyla ilgili çok kıymetli sektör temsilcilerinden çok önemli bilgiler edindik. Bugün bütün bu konular sabahki konuşulan oturumlarda bahsedilen çalışmalar, faaliyetler, uygulamalarla beraber kamuda mevcut durum nedir? Ne durumdayız? Bunlarla ilgili çok değerli panelistlerimizle bu konuyu ele alıp değerlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz özellikle 2016 yılından itibaren başlayan Türkiye'deki düzenlemeler çerçevesi içerisinde veri koruma ve veri mahremiyeti konusu ülkemizin gündemine geldi ve yoğun bir şekilde de devam eden bir süreç. Şimdi bu konu birçok açıdan önemli. Özellikle kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılan düzenlemelerin kendine has birkaç daha önemli tarafı var. Malum 2001'de gündeme gelen, 16 yıl sonra da yasalaşan bir düzenleme. Önemli iki tarafı var. Birinci tarafı şu, bu kanun diğer düzenlemelere göre baktığımızda şöyle bir ayrıcalığı var. Bütün yasalar, bütün düzenlemeler belirli bir kesimi kapsar, belirli bir kesimi ya da konularda kapsam dışı bırakır. Bu düzenlemelerin en önemli tarafı hiç kimseyi, hiçbir kurum ve kuruluşu kapsam dışı bırakmadan hemen hemen 80 milyon vatandaşımızı ve devletimizdeki, kamudaki, sektördeki bütün ve kurum ve kuruluşlarımız kapsayan bir düzenleme. Verilerin korunması, verilerin mahremiyeti dediğimiz konu. O açıdan birey olarak da, kurum kuruluş olarak da, ülke olarak da hepimizi çok yakından ilgilendiren bir durum. Veri dediğimiz, bilgi dediğimiz olay malum dünyada ülkelerin zenginliği iki tane şeyle ölçülüyor. Bir tanesi sahip oldukları veri miktarı, bilgi miktarı, ikincisi de sahip oldukları bilgili insan kaynağı sayısı. O açıdan bu iki tane konu hem ülke olarak bizim ilgili insan kaynağımız, bilgili insan kaynağımız sayısı hem de sahip olduğumuz veri miktarı son derece önem arz ediyor. Bir o kadar da mahremiyet konusu gündeme geliyor. Çünkü kişisel mahremiyetler dediğimizde ve kişisel mahremiyetin korunması dediğimizde ülkemizde bizim çok daha önemsememiz gereken, önemsediğimiz ve geçmişte de bu konuda yaşanmışlıkları göz önüne aldığımızda son derece önem arz ediyor. Bu konuda sırayla panelistlere söz vermek istiyorum. İlk panelistimizle de başlamak istiyorum. Çünkü bu konu biraz işin düzenlemeler tarafına baktığımızda
kişisel verilerin güvenliği ya da mahremiyeti dediğimizde 3 tane başlık gündeme geliyor. Bir tanesi hukuki anlamda yapılan çalışmalar, bir tanesi idari, bir tanesi de teknik anlamda yapılan çalışmalar. Sırayla bu konuları ele alalım istiyoruz. Hem teknik tarafı, hem hukuki, hem de idari tarafıyla ilgili. Ve ilk panelistimiz Ersun Uyar Bey, Aruba Hewlett-Packard Enterprise Company Ülke Müdürü. Ona işin teknik tarafıyla ilgili söz vermek istiyorum. Çünkü sabahki oturumda, hemen bizden önceki oturumda aslında çok güzel bu konulara bahsetmişti arkadaşımız ama kamuda şöyle bir problemimiz var. Verilerle ilgili veri yaşam döngüsü içerisinde kamuda da sektörde de uçtan uca çözümde bir takım problemler yaşıyoruz. Yani verinin toplandığı andan silinmesi, yok edilmesine kadar ki saklanması, güveninin sağlanması, keşfinden işlenmesine kadar süreçte hem kamu hem sektör tarafı uçtan uca çözüm beklentisi var teknik anlamda. Bu anlamda teknik çözümlerimiz neler? Biz özellikle uyumluluk süreci içerisinde veri mahremiyetini sağlayabilmek, veri güvenliğini sağlayabilmek için bu yaşam döngüsü içerisinde verinin güvenliğini sağlayacağımız mevcut uygulamalar yeterli mi? Bu konudaki çalışmalar nedir? Sizler neler yapıyorsunuz bu konuda? Bu açıklamaları paylaşırsanız seviniriz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Önceki söz verdiğiniz için herkese keyifli bir panel diliyorum. Şimdi müsaade ederseniz bizim sabahtan beri bütün her şeyi biliyoruz, biliyoruz. Icebreaker olsun diye de bu veriyle ilgili verinin anlamlandırılması gibi veriyle ilgili bu hafta yaşadığım iki hususu arz etmek istiyorum. Hem dedim ya bir icebreaker olsun hem girizgah yapalım ondan sonra da biraz teknoloji konuşalım diye. Şimdi hafta içerisinde aracımı bakıma götürdüm. Usta baktı, etti. Akşam üzeri geldiğimde, abi hoş geldin, arabayı yenge mi kullanıyordu dedi. Nereden bildin dedim. Hakikaten de son bir hafta eşim kullanıyordu arabayı. Balatalarda ciddi sıkıntı olmuş dedi. Şimdi baktığımda bu oradaki veriyi alıp anlamlandırmanın da ötesinde onunla ilgili bir kanaat getirmesi aslında bu şu anda bizim gördüğümüz mümkün mertebe verinin toplanması, büyük veri vesaire de çok konuşuyoruz ama bana göre hatta tüm buradaki paydaşlar da aynı şeyi mutlaka destekleyeceklerdir. Verinin mutlak suretle anlamlandırmanın ötesinde doğru soruyu sormak lazım. O verinin anlamlandırılması için doğru soruyu doğru yerde sormak lazım. Bakın biz burada bu kadar insanız. Gerçekten üst düzey yöneticilerimiz var, kamu kurumları var. Dün sabah kızımı 11 yaşında 6. sınıfa giderken yaptığım sohbeti söyleyeyim arabada. Baba veri nedir dedi. 11 yaşında bir çocuğun veri nedir? Nereden çıktı dedim. Matematik dersinde veri dersi görmeye, veri anlamlandırmayı, veri istatistiği görmeye başladık baba dedi. Veri nedir? Oturduk veriyi konuştuk. Güncel hayatta nerede kullanılıyor bu diye 11 yaşındaki kız çocuğuyla yaptığımız sohbet bu şekildeydi. Dolayısıyla aslında geriye doğru gittiğimizde inanılmaz bir şekilde verinin artık çocukların da gündeminde olduğu, çocukların da bunları kullandığı. Günümüzde tabii teknolojik olarak baktığımızda da şimdi kamudaki dijital dönüşüm için haddim olmayarak burada ciddi manada bu işi yapan insanlar var ama hani bir üretici gözüyle kamudaki dijital dönüşümün teknolojiyi insanların yararına sürtünmesiz bir şekilde kullanması çok kıymetli. Teknolojiyi tamamen insanların hayatını kolaylaştıracak, insan merkezli olacak vesaire derken bir tarafta kamudaki o dönüşümün etkilerine baktığımızda işte insan hayatını kolaylaştırması, içeriklere hızlı ulaşmak, İşte bir e-devlet, e-dönüşüm çerçevesinde hiçbir şekilde sıraya girmeden bir şeyler aktif hale getirirken bir tarafta da işin zorlukları var ya da güvenlik sıkıntıları var. Nedir o zorluklar diye baktığınızda bir tarafta kurumlar arası koordinasyonun zor olması, artan karmaşık sistemlerin yönetilmesi. Bununla beraber insan değişime her zaman direnç gösterir. O gösterilen direncin kırılması vesaire gibi şeylere baktığımızda ciddi manada bir zorluk var. Dolayısıyla biz bu zorlukları aşmak için neler yapıyoruz? Özellikle ben biraz daha böyle yapılan sunumları dediğim gibi sabahtan beri hakikaten büyük bir keyifle de takip ettim. Evet, verinin içeride saklanması, doğru kullanıcılara profil bazlı güvenlik içeriklerinin oluşturulması ve yönetilmesi çok kıymetli bir aset. Şimdi biz bunu yaptığımızda artık
biz hep şeyi konuşuyoruz, bu teknolojide dikkat edin. Özellikle yine sunumların birinde vardı. Hep böyle kuzey-güney trafiğinin güvenliğini konuşuruz biz. Yani ortada bir firewall vardır. O firewall'dan internetin ötesi ve internetin arkası diye konuşulur ama işin özünde artık iş bu noktadan daha fazla doğu-batı trafiğinin yönetilmesi. Doğu-batı trafiğinde içerideki kullanıcıların birbirlerinden izole edilmesi. Onların birbirlerine hiçbir şekilde verilerine ulaşamaması konusu gündemdedir. Yani buna da şu anda mikrosegmentasyon olarak konuşuluyor ki biz buna bir tarafta dinamik segmentasyon diyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir stadyuma girdiniz. Stadyum içerisinde stada girmeden önce sizin üzerinizi işte polis arar. Hani çakmak vesaire böyle atmak istediğiniz bir şeyler varsa onların önüne geçmek için bir polis aramasından geçersiniz. Sonra içeri girersiniz. Artık ayakkabınızın içerisinde bir şey sıkıştırdıysanız o aldığınız her şeyi kullanabilirsiniz. Lakin teknolojide bu. Bunun önüne geçmek için artık içerideki networklerde neredeyse her bir kullanıcının başına bir polisi, bir polis dikildiğini düşünebilirsiniz. O kullanıcıyla ilgili bütün her şeyi analiz ettiği, hiçbir kullanıcının hiçbir kullanıcıya dokunmadığı ya da profil bazlı hiçbir şekilde müdahale etmediği hususlar gündeme gelir. Şimdi biz burada veri güvenliği falan hep konuşuyoruz, hep kişileri konuşuyoruz ama bir tarafta IoT güvenliği diye bir husus var. Biliyorsunuz artık hepimiz birer sensör olduk, sürekli veri üretiyoruz. Yani şu cep telefonundan ürettiğimiz veriler var. Yürürken adımımızı ölçüyor, tansiyonumuzu ölçüyor, ona bakıyor. Yani dolayısıyla her bir kullanıcı artık bir veri üreten bir mekanizma haline geldiği için işte bu verilerin sağlıklı bir şekilde yorumlanması için keza dikkat edin, üretim sektöründe en fazla atakların yapıldığı konuşuluyordu. Bu kamu sektörü için de böyle. İşte bu mikrosegmentasyon konusu şu anda en fazla gündemde olan husus. Her kişinin network izolasyonunu, yani network içerisinde, içli hatlarda birbirlerini izole ettikleri, birbirlerine ulaşmadıkları yeni efendim mimariler konuşuyoruz. Dolayısıyla biz bunu özellikle kamu sektöründe çok fazla yerde uygulandığını gördük. Bizzat uyguladığımız efendim kurumlar da oldu. İşin özünde hem verinin hem de kullanıcıların güvenliğini bu şekilde sağlamış oluyoruz. Teknolojik olarak çok fazla şey var ama burada hakikaten en önemli husus bu işin sadece kuzey-güney trafiğinin değil, mutlak surette doğu-batı trafiğinin de bir şekilde kontrol altında alınması gerekiyor Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Herhalde burada sektöre en çok düşen görev, şöyle bir problemimiz var bizim kamu tarafında da, sektör tarafında da. Malum hem KVKK hem de GDPR kurum ve kuruluşlara bu düzenlemelere uygun ve uyumlu altyapıları oluşturmayı zorunlu hale getiriyor ve bunun da çok ciddi yaptırımları var. Fakat yüz kişi çalıştıran da binlerce kişi çalıştıranların da aynı teknik altyapıyı oluşturması gerekiyor. Bunların maliyetleri de son derece önemli hale geliyor. Dolayısıyla sektörün biraz önce Uçtan Hoca teknik çözüm dediğimizde bu kurum ve kuruluşlara bu uyumluluğu sağlayabilecek teknik altyapıyı kolay ve rahat bir şekilde hayata geçirmelerini sağlayabilecek yazılım, donanım ve teknik çözümlere ihtiyacımız var çok acilen. Sabahki sunumlarda vardı. Çok büyük ölçekli kurum ve kuruluşlara yönelik çözümlerimiz var ama orta ve küçük ölçekli kurum ve kuruluşlara, kamuda da sektörde de böyle, çözümlerde biraz problem yaşanıyor. Burada da bu sürece kurum ve kuruluşların uyumluluğu sağlaması çok ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Bir süre sonra bu yaptırımlar başladığında, biraz sonra konuşmacım bahsedecek, çok ciddi sıkıntılar yaşıyor olacağız ve kamuda da, sektörde de veri mahremiyeti dediğimiz, veri güvenliği dediğimiz konularda çok sağlıklı çözümler bulmakta biraz zorlanıyor olacağız. Ben özellikle kamu tarafında olduğu için Zeynep Hanım'a söz vermek istiyorum. Zeynep Nida Özdemir Hanım, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı. Kamuda veri mahremiyeti konusu, veri güvenliği konusunda mevcut durum nedir? Sizler bu konuda ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Bu uygulamalarda karşılaştığımız problemler nedir ve ne tür çözüm önerilerine ihtiyaç var? Bunları da sizden alalım. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Burada aslında belki mahremiyetle veri koruma arasındaki farkı biraz ortaya koyarak başlayabiliriz. Veri mahremiyeti, data privacy, aslında mahremiyet TDK'ya baktığınız zaman gizlilik. Ama düzenlemelerimizde mahremiyet, data privacy içeren bir şey yok. Aslında veri gizli kalması gereken, dokunulmaması gereken bir şey değil. Gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kullanılması gereken, değer katmak için mutlaka iş süreçlerimize dahil edilmesi gereken bir konu.
Burada mahremiyetle ilgili düzenleme pek yok. Daha çok veri korumayla ilgili düzenlemeler var. KVKK kurumumuz zaten bu konuda özelleşmiş çalışmalar yürütüyor. Çok değerli çalışmalar yürütüyor. Bunun haricinde de Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bilgi ve iletişim güvenliği rehberi var. Buradaki tedbirlere de biz uyum sağlıyoruz. Burada belki de bahsetmem gereken yeni bir yaklaşım var. Bundan bahsedebilirim. Biz BTGM olarak çok geniş bir veri spektrumuyla çalışıyoruz. Çok geniş veri türleriyle çalışıyoruz. Burada da BTGM'yi kurarken veri yönetim dairesi diye bir daire de oluşturduk. Burada data governance, verinin yönetişimiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Ama şu anda gündemde data security governance var. Bununla da ilgili Gartner'a baktığınız zaman data security governance yatırımlarının 2022 yılın sonu itibariyle %20'ye varması planlanıyor. Şu anda öngörülüyor. Şu anda %5'ler civarında. Burada aslında verinin ne kadar değerli olduğunu, verinin kullanılması gerektiğini ama buradaki esas unsurun verinin korunması gerektiğini de anlayabiliriz. Biz kamu kurum kuruluşları olarak düzenlemelere tabiyiz. Gerekli bütün çalışmalarımızı bu düzenlemelere uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Ama dediğim gibi yeni data security governance gibi kavramlara da açık olarak çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım'ın temas ettiği konu çok önemli. Özellikle veri mahremiyeti, veri güvenliği gündeme geldiğinde biliyorsunuz privacy by design, privacy by default diye çok tartışılan konu başlıklarından iki tanesi. Yani varsayılanla mahremiyetle, tasarlanan mahremiyet dediğimiz konu artık yazılımcıların, ürün geliştiricilerin, bu konudaki çözüm geliştiricilerin tasarım halinde bile mahremiyeti, gizliliği koruması gerektiği konusu en çok tartışılan konular içerisinde yer alıyor. Bizim de özellikle bu süreç içerisinde bu iki başlığı çok öncelikli olarak ele alıp yazılım geliştirme sürecinden itibaren mahremiyeti ve gizlilik konusunu da değerlendirmek gerektiği önemli bir konu. Zeynep Hanım'a da teşekkür ediyorum. Süremizi de iyi değerlendiriyor gidiyoruz. İkinci turda diğer sorulara da temas ediyor olacağız. Şimdi sözü Fatih Uruçan Bey'e vermek istiyorum. Fatih Bey, Sağlık Bakanı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistemi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Daire Başkanı. Malum sağlık dediğimiz zaman önemli veriyle birleştirdiğimizde özel nitelikli kişisel veri diye nitelendirdiğimiz önemli veri türleri gündeme geliyor. Düzenlemelerde buna çok önem veriyor sağlık verileri konusunda. Ve Sağlık Bakanımızın da bu konuda önemli çalışmalar olduğunu biliyoruz. Zaman zaman gündeme de geliyor. Verilerimiz saçılıyor, verilerimiz dağılıyor. İşte bir takım ihlal olayları da yaşanıyor gibi de gündeme geliyor konular ama bu konuda özellikle bütün vatandaşlarımızın sağlık verileri son derece kritik veriler. Bu konuda Sağlık Bakanımızın çalışmaları nedir? Ne tür uygulamalarımız var? Verilerimizde güvende mi? Bu saçılan, dağılan verilerle ilgili çıkan haberler de doğru mu? Bu konuyla ilgili de sizden bilgi alalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle bu organizasyon için teşekkür ederim. Şimdi sağlıktan söz açılınca hepimizi ilgilendiriyor. Bir de konu hassas, sağlık olduğu için. Biraz önce Zeynep Başkan'ın bir TDK'dan veriden ve mahremiyetten bahsetmişti. Mahremiyetin anlamını. Ben de müsaadenizle hemşirelik terimleri sözlüğümüz var bizim. Oradaki tanımıyla ben başlamak istiyorum. Açıklanmaması gereken veya paylaşılması için kişinin ya da vasinin iznini gerektiren kişiye ait veri, bilgi diye geçiyor. Şimdi sağlık kuruluşlarında hani hem doktorlarımız hem bu sağlık tesislerinde çalışan kişilerin sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi özel nitelikli verilerle biz uğraşıyoruz. Ama bu veriler malumunuz uç noktadan itibaren başlıyor esasında. Yani ben oradan gelip ikinci sorunuza geçeceğim. Bu saçılıyor mu, ediliyor mu konusuna geleceğim. Biz de bakanlık olarak bunu birinci iki kısma ayırmıştık. Birincisi mevzuatlar ve standartlarımız, ikincisi altyapı ve donanım kısmı. Bunu işte sabahtan beri bütün sunumlarda izliyoruz. Evet, bunun donanım ve teknoloji kısmıyla bunu yapmanız artık mümkün. Ama bunu %20'siyle karşılayabiliyordunuz.
bir de mevzuatlara uygun hale getirmeniz gerekiyor. Bunlar için de ilk önce 2013 yılında bilgi güvenliği yönetim sistemini, birimini kurmuş olduk 2013 yılında. Burada bilgi güvenliği politikaları yönergesi yayınladık 2014 yılında da. 2018 yılında bunun birinci sürümüyle revize etmişiz. 2014 yılında da bilgi güvenliği politikaları kılavuzunu yayınlamış olduk. Bunu da 2018 yılında birinci sürümünü, 2019 yılında da ikinci sürümünü revize ederek süreçlerimize devam ettik. 2015 yılında da 27.001 süreçleriyle bu verileri anlamlı hale getirebileceğimiz süreçlerin tanımlanması gerekiyordu. Evet, yapıyorsunuz ama bunu bir tanıma oturtmanız gerekiyordu. Bunun için de 2016 yılında Sağlık Bakanlığı Bilişim Koordinasyon Kurulu'nu kurduk. Çünkü biz değişik paydaşlarımızla bu verileri paylaşıyoruz. Sadece bilişim anlamında genelde şöyle olur. IT'ye yük düşer, herkes IT tarafına bakar, gözler oraya çevrilir. Ama buradaki tanımlamayı yapacak başka paydaşlarımız da vardı. Onun için bu kurulu kurarak, örnek olsun diye söyleyeyim, mesela aşılamayla ilgili bir çalışma yapıldı. Herkes aşı tarafındaki çalışmaları IT tarafının yürüttüğünü zanneder. Hayır, kesinlikle biz değiliz. Diğer paydaşlarımızdan aldığımız ve mevzuatların tanımlamış olduğu doğrultuda, mesela kime aşı yapılacak, hangi hastalık grubuna yapılması gerekiyor, işte Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz var bizim. Onların belirlemiş olduğu politikalar çerçevesinde bize verilen ödevler doğrultusunda biz IT tarafında o tanımlamaları yapıyoruz. İşte yazılımcı da öyle değil midir? Hani bir işte yine aşıda olsun Sağlık Bakanlığı olarak. Hangi gruba ne şekilde yapılacak, hangi aralıkta yapılacağını kararlarını biz vermiyoruz. Onun için bu kurul sayesinde en azından bu veriler nasıl toplanır, ne yapılır bunları toparlamaya çalıştık. 2019 yılında da kurumsal somelerimizi kurduk. 2019'un yine sonlarına doğru kişisel sağlık verileri hakkında yönetmeliğimizi yayınlamış olduk. Burada diğer platformlarda genelde gündeme getirmeye çalışıyorum. Burada da söylemek istiyorum. 56-51 sayılı biliyorsunuz kanunumuz var. 56-51 sayılı kanun sadece internet üzerinde yapılan, işte post get isteklerini tutan internetle alakalı logların kayıt altına alınmasıyla ilgili bir mevzuatımız var. Ama bunun haricinde iz kayıtlarıyla alakalı hiçbir mevzuatımız yok, hiçbir yönetmeliğimiz yok. Şimdi sağlık olunca da işte bir sağlık verisini biz ne kadar saklamak zorundayız? Bununla ilgili yani çalışmalar yapılmış ama somut bir şey ortaya konulmamış. Ben Fatih Uluşam olarak işte benim röntgenim kaç sene süreyle saklanmak durumunda? İşte benim bir kan tahlilim ne kadar saklanmak zorunda? İşte benim bir genetik bir hastalığım varsa bu nesillerden nesile aktarıldığı ve İşte bu üniversite ortamlarında çalışılıp bir belki çalışma olabilecek bir verinin ne kadar saklanması gerektiğine dair bir yönetmeliğimiz ve mevzuatımız yoktu. Veya bu verilere kim nasıl erişecek, hangi yetkilerde tanımlanacak, erişmesi gerekecek bunlarla ilgili bir mevzuatın eksikliği olduğunu gördük. Onun için biz geçen sene esasında iz kayıtları yönetimi yönergesi yayınladık ama kendi bakanlığımız için. Yani evet bu verilerimiz var, hangi bu verilere, bu kritik veriler olduğu için hangi seviyede kimlerin erişebileceği, erişen kişilerin de loglarının tutulması gerekiyor. Yani kim ne kadar zamanda erişmiş, hangi bilgilere erişmiş o iz kayıtlarında olması gerekiyordu. Onun için de 2021 yılında iz kayıtların yönetimi yönergesiyle de bu mevzuat ve standartlar kısmında yaptığımız çalışmaları bu şekilde özetleyebiliriz. Altyapı ve donanım kısmında da 2015 yılında sağlık bilişim dediğimiz MPLS Network'ü kurguladık. Bütün sağlık tesislerimizi kendi MPLS Network'ümüzde internetten bağımsız olarak bu verilerin haberleşmesini hedeflemiştik. Bunları merkezi bir sistemden izliyoruz, analizini yapıyoruz. Gerekli bant genişliklerini ve işte satırı olmayacak şekilde onları haberleştiriyoruz. En başta bu sağlık verisinin en azından internetten dolaşmayarak bu kapalı network sistemi üzerinden merkezimize gelmesini sağlamayı başarmış olduk. Daha sonra 2016'da merkezi tarafta biz güvenlik sistemlerimizi aldık. İşte merkezi firewall'larımızı konumlandırdık. Şimdi bu altyapı tarafından yaptığımız çalışmalar, bir de dokümantasyon etmeniz gerekiyordu. Siz kamu kurumusunuz, bunları nasıl şekillendirmeniz gerekiyor? Biz şu ana kadar 192 adet doküman üretmişiz. Bunlar 24 tane politikamız, 34 tane prosedürümüz, 7 tane sözleşmemiz, 62 form, 28 liste, bir süreç dokümanı, bir tablomuz, 4 planımız ve 26 talimat ve 5 tane el kitabıyla bu süreçleri yönetmeye çalıştık. Peki bunları koyduğunuz zaman her şey yolunda gidiyor mu? Evet, yazdık mevzuatlar, işte politikalar, prosedürler ama bunun uygulanabilir olması gerekiyor. Bunlar için de
yaklaşık 1 milyona yakın personelimiz var. Yani 800 küsur bin şu anda sağlık personelimiz var. Bunların bu bilgi güvenliği ve verinin nasıl kullanılması gerektiğine dair farkındalık eğitimleri yapmaya başladık. Sadece ben geçen seneki rakamları sizlerle müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Genel müdürlüğümüzde yeni başlayan personele 142 kişiye eğitim vermişiz. Yüklenici firma ve bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerinde 14 tane firmamıza, bizde iş yapan firmalara eğitimlerini yapmışız. Merkez teşkilatta 2200'den fazla kişiye eğitim vermişiz. Taşra teşkilatında da 499.746 kişiye eğitim vermişiz. Buradaki esasında bizim amacımız, politikaları yaptık, prosedürleri uyguladık, işte bunları yaptık. Evet, uygun bir şekilde bunlar kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu, bunları denetlemek istiyorduk. Her zaman verdiğim bir örneği burada tekrar etmek istiyorum. İşte parola politikası kullandık diyelim. İşte şu kadar hane yapacaksınız, bunları yapacaksınız. İllerde denetlemeye gittiğimiz zaman post-it'le bilgisayarın üstüne yapıştırıldığını gördük. Bu farkındalığın artması lazım. Verinin mahremiyetini sağlayabilmemiz için biz kişileri eğitmemiz gerekiyordu. Onun için esasında biz zor olandan, yani %80'lik kısmına hitap eden personelden ve kişilerden bu eğitimin almasını hedeflemiş olduk. Bunun için de Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan performans değerlendirme kriterleri gösterge kartları vardı. Maalesef diyerek, bu tırnak içinde söyleyeyim, eğer bir paraya veya işte bir şeye tekabül etmediği zaman bunun uygulanabilir olmadığını da gördük. Evet, bu politikalar var, prosedürler var, şöyle yapmanız gerekiyor. Erişebildiğiniz kişilere bunu işte ifşa etmemeniz gerekiyor. Printer'dan çıktı aldınız, hastanın bilgisi, bunu çöpe atmamanız gerekiyor gibi bir sürü talimatlarımız var. Ama bunun uygulanabilir olmasını denetlememiz gerekiyordu. Biraz önce bahsettiğim bu yönetici performans kriter karnesine girerek puanlamalarını sağladık. Böylelikle yöneticilerimiz bu karnedeki puanları düşük olursa bir dahaki sözleşmeleri yenilenmemiş oluyordu. Böylelikle bir yaptırma olduğu için de en azından veriye ve güvenliğe dair bu politikaların uygulanabilirliğini sağlamış olduk. Bu zor olan kısmıydı. Sizin ikinci sorunuza gelecek olursak da evet, sağda solda veya basında biz de bazen yani duyduğumuz zaman şok oluyoruz. Ya Allah Allah, şu veriler sızmış, bunlar işte şöyle hacklenmiş, bunlar ele geçirilmiş diye. Ama onları teyit ettiğimiz veya doğruladığımız zaman yine ikinci kısımda dikkate aldığımız kişiden kaynaklı olan sıkıntıların yansıması. Diyelim ben doktor olarak nereye erişebiliyorum? Bir hastamın bilgisine erişebiliyorum. Bu doktorun üzerinden sağlanan verinin sızdırılmasıyla sanki tüm bakanlıktaki verilerin işte ele geçirildiğine dair bir söylenti olmuş oluyor. Bunları da tespit etmiş olabiliyoruz. Gerekiyorsa o doktorlarımıza veya işte oradaki çalışan IT çalışanlarına, çünkü bizim sahada her hastanemizin IT altyapıları var. Çünkü veriler oradan üretiliyor ve bizim bakanlık merkeze doğru iletiliyor. Orada alınması gereken tedbirleri veya işte oradaki bir zafiyet varsa onlara yönelik bu bilgilendirmeler ve eğitimleri yaparak en azından bunların olmamasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor diye özetleyebilirim. Peki, teşekkür ediyoruz. Fatih Bey'in söylediği gibi bu eğitim konusu önemli başlıklardan bir tanesi. GDPR'ın özellikle denetimlerde yapmış olduğu yaptırımlar ve cezalara baktığımızda da en çok cezaların eğitim noktasında yeterli eğitimlerin verilmediği ve bu konuda çalışmaların yapılmadığı durumlarda daha çok yaptırımlar ve ceza müeyyideleri uyguladığını görüyoruz. Teşekkür ediyoruz Fatih Bey'e. Şimdi sözü bu konuda düzenleyici otorite durumunda olan KVKK kurumundan Mikail Öğürtay Bey'e vermek istiyorum. Kişisel verileri koruma uzmanı kendisi. Panelimizin de kamuda veri güvenliği ve mahremiyeti olduğunu düşünürsek aslında güvenlik konusunda epey bir farkındalık oluştuğu, özellikle ülkemizde düzenleme anlamında da, teknik anlamda da, uygulama anlamında da önemli bir mesafe kat ettiğimiz ve çok iyi yere geldiğimizi söyleyebiliriz. Veri güvenliği konusunda, bilgi güvenliği konusunda. Ama mahremiyet konusunda aynı yerde miyiz? Doğrusu bunu biraz tartışmak gerekiyor. Özellikle kamudaki mahremiyet konusu KVKK ile beraber bütün Türkiye'de daha da önemli hale geldi. Bu düzenlemenin en temelinden bir tanesi de kişisel mahremiyetlerimiz, özel hayatın gizliliği, özgürlüklerimiz gibi konular başta geliyor. Bu düzenlemeler de bu açıdan çok önem arz ediyor. Bizim KVKK düzenlemeleri sonrasında mevcut durum nedir? Bu düzenlemeler nasıl gidiyor? Biraz bunlardan bilgi verseniz seviniriz. Bir ikinci konu da
KVKK CİDB yardan farklı olarak kamu denetimini biraz böyle yumuşak olarak düzenledi, öyle söyleyeyim. Oysa en çok verilerin toplandığı, kişisel veriler de dahil, genel veriler de dahil, kamu. Kamuyu bu denetimin dışında biraz tuttuğumuzda bunun doğuracağı sonuçlar nedir, bu konuda neler düşünüyorsunuz ve KVKK denetim sürecinde nerede, ne tür bir süreç içerisindeyiz? Bunlarla ilgili bilgilendirirseniz seviniriz. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Herkese tekrar merhabalar. Malumunuz olduğu üzere hani kanunumuz aslında çok yeni bir kanun ama kaynağını 95/46 sayılı Avrupa Birliği direktifinden aldı. Dolayısıyla GDPR'la farklılıklar taşıması bu anlamda çok doğal olarak karşılanabilir. Ancak potansiyel olarak GDPR'a da uyum sağlaması gerekecektir. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleriyle yan yana yaşıyoruz. Dolayısıyla düzenlemelerin bu derece birbirinden farklı olmaması da gerekecektir. İleriki dönemlerde muhtemelen bu biraz daha hızlanacaktır belki de. Veri mahremiyeti ya da veri güvenliği dediğimiz husus biraz da aslında ülkelerin kültürleriyle de alakalı. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman ya da genel olarak Avrupa coğrafyasına baktığımız zaman veri güvenliğinin, verinin nasıl kullanılması gerektiği hususlarıyla ilgili olarak, nasıl kurallara tabi tutulması gerektiği hususlarıyla ilgili olarak ta 1970'lerden başlayan ve daha sonra 95/46 sayılı direktifle bir ülkeler için tavsiye niteliği kazanan, daha sonra GDPR'la da bütün ülkeler için bağlayıcı bir niteliği kazanan bir kültürden geldiğini görüyoruz. Bizim ülkemizde tabii bu hususlara ilişkin olarak belki düzenlemeler doğrudan 66-98 sayılı bir kanunla özel olarak düzenlenmemişti ama diğer kanunlar içerisinde derç edilerek vardı ve işin daha çok veri güvenliği tarafında olduğunu görüyoruz ve en son olarak da işte 2004 tarihli TCK'da verilerin üçüncü şahıslar tarafından izin olmaksızın yayılması, kullanılması ya da ele geçirmesi halinde tabi olacakları cezalar düzenlenmişti. Dolayısıyla aslında bu husus çok da hani yeni gelişmiş bir şeydi ama farklı bir bakış açısıyla bakılıyordu. Ülkemizde 2010 anayasa değişikliğinden sonra tabii ki artık anayasal bir zemine de kavuşturuldu ve 2016'da kanun olarak artık bizim de bütün kamu, özel sektör için ya da bireyler için bağlayıcı olan bir yasal zemine bu anlamda mevzuata kavuştuk. Tabii 2016'dan itibaren böyle bir yasal mevzuata kavuştuk ancak bunun hemen yerleşmesi bütün hususlarıyla veri güvenliği, veri mahremiyeti ve bu hususların tamamen bireyler tarafından ya da kamu tarafından ya da özel tüzel kişiler tarafından her şekliyle uygulandığını, tam olarak algılandığını, farkındalığın sağlandığını söylemek çok da doğru olmayacaktır. Çünkü bir kurumsal kültür gerektiren bir şey. Her şeyden önce biraz önce beyefendi de söyledi yani sizin bir şey çıkarmış olmanız, bir düzenleme yapmış olmanız onun tamamıyla her şeyle sahada vuku bulacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bunu bireyler uyguluyor. Ne kadar bunun farkında iseler, önemini ne kadar biliyorlarsa o kadar uygulayabiliyorlar. Kurum olarak tabii ki bu mevzuatla birlikte düzenleyici ve denetleyici kurum olarak KVKK bu anlamda hem kanundan kaynaklı görevler olarak kanunu uygulamak hem de kanun bir çerçeve kanunu olduğu için özellikle işin hayatın daha çok pratik tarafıyla karşılaştığı durumlarla ilgili olarak düzenlemeler yapıyor. Zaman zaman özellikle gerçekleşen veri ihlalleriyle ilgili olarak özet mahiyetinde olmak üzere kurul kararları da yayınlanıyor. Dolayısıyla biz aslında buralardan yani sahadan aldığımız durumla ilgili olarak çok da hızlı bir şekilde bu anlamda kurum olarak hem rehberlik etme anlamında hem de potansiyelde gerçekleşebilecek durumlara karşı önlem alınması noktasında biraz daha önleyici rol oynuyor. Zaman zaman yine kurumumuz tarafından rehber niteliğinde düzenlemeler çıkarılıyor. Özellikle veri sorunları bazında bazen soruyorlar işte biz hangi önlemi alırsak
veri güvenliğini, veri mahremiyetini sağlamış oluruz. Bize bir şey gösterin, yol gösterin. Yani biz görevimizi yapmış olalım diye. Tabii bu noktada herkes için bağlayıcı bir şey çıkarmak mümkün değil. Çünkü her veri sorumlusunun bünyesinde tuttuğu verilerle ilgili olarak mutlaka kendisinin o verinin mahiyetiyle ilgili olarak gerektiren teknik ve idari önlemlerini kendisinin belirlemesi gerekiyor. Çünkü bunun bir tek elde belirlenmesi ve herkes için uygun olması düşünülemez. Tuttuğunuz veri eğer Sağlık Bakanlığı'nın özel nitelikli bir verisi ise almanız gereken teknik ve idari tedbirler bambaşka. Tuttuğunuz veri eğer sadece kişilerin ad, soyad ve telefonu ise bu daha farklı bir önlem gerektirecektir. Ya da dijital ortamda ya da fiziksel ortamda tutulmasında olduğu gibi. Dolayısıyla kurumumuz bu anlamda zaman zaman rehberler çıkarıyor. En son olarak da şu an hali hazırda bizim web sayfamızda da mevcut. Kurumlar için tavsiye niteliğinde olmak üzere hem kamu hem özel veri sorunları anlamında teknik ve idari tedbirler, tabii bunlar dediğim gibi asgari düzeyde bizim alınmasını tavsiye ettiğimiz teknik ve idari tedbirler. Dolayısıyla bir veri ihlali gerçekleştiği zaman kurumumuza 72 saat içerisinde bildirimde bulunması gerekir ve biz işin nasıl gerçekleştiği hususuyla ilgili olarak inceleme yaptığımız zaman şuna dikkat ediyoruz. Diyoruz ki yani sizin işinizin niteliği hangi idari ve teknik tedbirler alınmasını gerektiriyordu? En azından rehberdeki bu asgari olanları aldınız mı? Öncelikli olarak baktığımız bu. Tabii rehberdeki asgari olanları almış ancak daha fazla almasını gerektiren bir eğer veri tutuyorsa biz bunu tabii ki sorguluyoruz. Diyoruz ki bakın sizin tuttuğunuz veri daha fazla alınmasını gerektiriyor. Dolayısıyla siz bu hususta dikkat etmemişsiniz ya da işin saha tarafına yine baktığımız zaman veri ihlallerinin büyük bir kısmının özellikle personel kaynaklı olduğunu görebiliyoruz. Hem kamu tarafında hem de özel sektör tarafında. Burada tabii şey devreye giriyor. Gerçekten bu verinin sahasında bulunduğu kişilerin bunu ne kadar farkındalığını taşıdığı hususuyla ilgili olarak. Yani özellikle dostluk ilişkilerini sürdüğü ortamlarda insanların özellikle özel sektörde mesela gizlilik sözleşmelerini imzalama gereğini hissetmedikleri, personeline bu konuda verdikleri eğitimlerle ilgili olarak herhangi bir belge düzenlemediklerini görüyoruz. Mesela en fazla karşılaştığımız durumlardan bir tanesi ya da işin kamu tarafında yine o kurumsal kültürün yerleşmesinin çok da hızlı olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda sadece teknik önlemlerin geliştirilmesi de yetmiyor. Dolayısıyla biz kurum olarak zaman zaman buna dönük olarak özellikle gerçekleşen veri ihlalleri üzerinden yani işin saha tarafından, işin pratik tarafından bakarak özellikle kurul kararları yayınlanıyor ve bunlar gerçekten çok önemli çünkü işin saha tarafıyla ilgili. Yani tamam mevzuatı çıkarttınız, her düzenleme yapabilirsiniz. Hatta GDPR'ı alıp çevirip hadi bakalım bu yeni kanunumuzdur deyip uygulayabiliriz. Ancak işin saha tarafının bunun ne kadar farkında olduğunu görmek çok daha önemlidir. Ha, mesafe kat ediyor muyuz? Evet, oldukça mesafe kat ettik. Özellikle kurumumuz tarafından neredeyse bütün kamu kurum ve kuruluşlarına farkındalık eğitimleri verildi. Hali hazırda talepler yine bu şekilde değerlendirilip farkındalık eğitimleri yine özel kuruluşlara bu şekilde verildi. Hali hazırda verilmeye devam ediliyor. Dolayısıyla bu anlamda kurum aslında bu kültürün yerleşmesi adına oldukça gayret sarf eden bir kurum. İkinci sorunuza gelirsek hocam, yani kamu işin denetim tarafında kendisini birazcık dışta mı tutuyor diye baktığımız zaman aslında bu biraz kanunumuzda mevcut haliyle tabii ki verinin korunması, korunamaması durumunda ihlale uğraması halinde cezai müeyyideye tabi tutulan veri sorumlusunun kendisi. Bu anlamda kamu ya da özel sektör ayrımı yapılmamış. Aradaki tek fark şu, kamu kendi kendisine para cezası kesmesinin bir pratik anlamı olmayacağı için para cezasından azade bir şekilde bu verinin korunmasından sorumlu olan kişiler hakkında cezai işlem olarak disiplin cezası işlemini başlatılması yönünde bir düzenleme var. Özel tarafında ise para cezası yani kabahatler kanununa göre bir para cezasına tabi tutulması söz konusu. Tabii ki GDPR'daki limitlerle karşılaştırılamayacak kadar bizimki küçük. Belki ileriki dönemlerde bu limitlerin artırılması gerekecektir. Bu kurumsal kültürün yerleşmesi adına. İkinci bir husus olarak da
İşin kamu tarafında sadece tabii bizim kanunumuzda verinin nasıl korunması gerekir noktasında sadece bizim kanunumuzda sınırlı değil. Kurumların kendi özel kanunlarında da farklı düzenlemeler olmakla birlikte bu hususlarda düzenlemeler var. Dolayısıyla o kanunların o özel düzenlemelerini de saklı tutarak biz hareket ediyoruz. Yani eğer kurumun kendi düzenlemesi varsa zaten ona uymak zorundadır. Ancak genel mahiyeti itibariyle bu denetimi biz nasıl yaptığını görüyoruz. İşte dijital dönüşüm ofisine raporlanmak suretiyle yapıldığını görüyoruz. Ya da Sayıştay denetiminde işin bilgi güvenliği tarafına bakılarak yapıldığını görüyoruz. Zaman zaman belki kamu kurumlarında kendi personelleri bünyesinde oluşturdukları politika ve prosedürler doğrultusunda risk analizleri yapılarak yani personel ne kadar farkında olduğu, tutulan verilerin güvenliğin ne kadar doğru bir şekilde korunduğuna ilişkin olarak yapıldığını görüyoruz. Bunu nereden şey yapabiliyoruz, tespit edebiliyoruz? Bize yapılan veri ihlal bildirimlerine biz bu hususlarda yapılmış olan çalışmaları talep ediyoruz. Diyoruz ki sizin bu konuda ne tür bir altyapınız var, nasıl dikkat ediyorsunuz diye bu çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Tabii daha mesafe kaydedilmesi gerekir mi? Evet. Bu biraz dediğim gibi kurumsal bir kültürün yerleşmesini gerektiren bir durum olduğu için biraz daha zamana belki ihtiyaç vardır diyebiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki KVKK kurumumuzun şöyle bir diğer düzenleyici otoritelere göre bence doğrudur yanlıştır ayrı ama dezavantajlı bir durumu var. Diğer sektörlere baktığımızda işte telekomünikasyon sektörüydü, enerji sektörüydü, finans sektörüydü. Buralarda çok yetişmiş insan kaynağımız vardı ve burada düzenleyici otoriteler bu düzenlemeleri de denetlemeleri de daha kolay yaptılar ve burada daha başarılı bir durum ortaya çıktı. Ama kişisel veriler konusu gündeme geldiğinde hem geçmiş insan kaynağımız açısından hem teknik uygulamalar ve altyapılar açısından diğer sektörlere ve alanlara göre daha az kaynağa sahip olduğumuz bir alandı. Ama buna rağmen KVKK düzenli ciddi çalışmaları yürütüyor. Fakat bir gerçeğimiz var bizim, onu da burada söylemekte fayda var. Yani regülasyonlarda üç tane temel konu var. Malum bir düzenleme, denetleme, hakemlik dediğimiz tarafı. Üçünü de çok sağlıklı bir şekilde yürütmediğimizde regülasyonlar amacına uygun hale gelmiyor. Bizim tarafta düzenlemeleri, kanun ve mevzuatları çıkarma noktasında iyiyiz ama doğrusu denetim tarafına geldiğimizde tüm sektörler için, tüm düzenleyici otoriteler için bunu söylemekte bir beis olduğunu sanmıyorum. Biraz yeterli olmadığımızı da söylemek lazım. Bunu yapmadığımız zaman işin düzenleme tarafı, mevzuat tarafı istediğimiz şekilde amacına uygun sonuç elde edemiyoruz. Belki bu tarafta birazcık da hassasiyet göstermek gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Son olarak sözü Muhammed Sami Ulukavak Bey'e vermek istiyorum. Özellikle savunma sanayi tarafında çok biraz önce söyledim, bilgi güvenliği, siber güvenlik konularında çok ciddi başarılar elde ettiler sağ olsunlar ve siber güvenlik kümelenmesi çalışmalarıyla da bu konuda öncü bir rol üstlendiler ve çok da iyi noktaya geldik. Muhammed Sami Ulukavak Bey, Savunma Sanayi Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı kendisi. Aynı başarıyı veri mahremiyeti konusunda da sağlayabilecek miyiz ya da savunma sanayi tarafında veri güvenliği konusuyla veri mahremiyeti konusundaki durum nedir? Bu ne kadar önemli bizim için? Bu konularda da sizin görüşünüzü alalım. Hocam teşekkür ederiz. Tabii öncelikle şöyle başlayayım. Belki bir iki dakika bir teorisinden bahsedip ondan sonra işte savunma sanayinde biz nasıl bir yaklaşım sergiliyoruz? İşte askeri sistemlerde nasıl aslında bir veri mahremiyeti, veri güvenliği, veri koruması işlemleri var. Ona ilişkin biraz hani bilgi vermek istiyorum. Şimdi şöyle, veri dediğinizde aslında kıymetli bir varlıktan bahsediyoruz. Yani veri, işte veri, malumat, bilgi, hikmet denen o sıralamada illa veri olmak zorunda değil. Bunu anlamlandırdığınızda da belki daha kıymetli bir hale gelebilir. Bir miktar maddeden farklı ama bir varlık, ondan eminiz, kıymetli bir varlık. Bazen efendim bu açıklandığında kıymeti artan bir varlık, açıklanmadığında kıymeti artan bir varlık veya açıklandığında kıymetin değişmeyen bir varlık.
kıymetli bir varlığınız varsa korumak istersiniz. Yani örneğin bir maddeyi düşünün. Madde taş da bir maddedir efendim. Elmas da bir maddedir ama dışarıda çakıl taşı dolu. Kimse taşı koruduğunu görmezsiniz. Ama elması herkes korumaya çalışır veya kıymetli bir madeni. Bu anlamda veri de kıymetli olduğunda bunu korumak gerekiyor. Bunu korurken tabii şöyle de bir durum var. Kime göre kıymetli olduğu da önemli. Eğer kişinin kendisine özgü bir veri ise o zaman kişisel veri olarak adlandırılır. Kişinin kendisinin koruması, kendi mahremiyet alanı içerisinde değerlendirilmesi. Yok eğer bir efendim tanımlanmış bir entity'nin kendi özelinde bir bilgi ise o entity tarafından bunun korunması ön plana çıkıyor. Şimdi tabii bilginin çeşitli özellikleri var. Efendim mesela bu hem bilgi teorisinde hem iletişim teorisinde de çok yaygındır. Bilgi bir kere bir ortamda bulunuyor. Yani siz bilginin bulunduğu ortam önemli. İkincisi bilgi ile hemhal olan insanlar var, unsurlar var. Yani bunu bu bilgiye erişen insanlar var diyebilirsiniz. Yani bu bir tür unsur. İkincisi bu bilgiyi üreten insanlar var. Üçüncüsü bu bilgiye sahip olan insanlar var veya gruplar var. Şimdi şu önemli, bilgiyi üretenle sahip olan ya da bunu işleyen, buna erişim yetkisi olan unsurlar her zaman aynı unsurlar değil. Örneğin biz işte elektronik harp sektöründe ben uzun zaman çalıştım. Sinyal istihbarat ve elektronik harp de şöyle bir durum vardır. Özellikle uluslararası hukuk çerçevesinde siz radyo frekansıyla bir haberleşme yapıyorsanız, diyelim ki bir telsiz kullanıyorsunuz. Telsizden mandalladınız ve bir yayın çıktı havaya. O yayının sahibi yok. Sahibi herkes olabilir. O bir aslında veridir. Onun için örneğin sinyal istihbaratında birisi sizin sinyallerinizi alıyorsa siz hukuki olarak bir yaptırımda bulunamazsınız. Yani dinliyorsa sizi. Bu o tanımdan geliyor. Tabii orada veriyi üreten siz olabilirsiniz ama verinin sahibi siz olmadığınız için buradaki farklılaşmada verinin korunması noktasında önemli farklılıklar ortaya çıkıyor. Yine örneğin fikri sınai mülkiyet hakları, patent koruması gibi şeyler, efendim uygulamalarda veriyi üretenle veriyi kullanan arasındaki o farkı açan şeyler. Yani siz bir veriyi üretmişsinizdir, bir patent almışsınızdır. O bilgi, o patentle birlikte aslında başkası tarafından kullanılabilir ama sahibi sizsinizdir. Siz işte belli çerçevede o bilgiyi kullanmaktan bir gelir elde edersiniz. Şimdi aslında az önce Zeynep Başkanım, Fatih Başkanım ikisi bir şeyden de bahsettiler. İşte veriyle ilgili işte sözlükte şu anlama gelir, mahremiyet bu anlama gelir şeklinde. Eski bilim kitaplarına bakarsanız şöyle bir ayrıma giderler hocam. Belki siz daha iyi bilirsiniz. Bir terim açıklanırken lügatte şu manaya gelir, ıstılahta bu manaya gelir. Bu şu demek aslında. Sözlükte bir kelimenin bir manası vardır ama bir de onun efendim kullanımda o bilgi alanı içerisinde o metodoloji içerisinde de bir anlamı vardır. İşte mahremiyet dediğinizde özellikle veri mahremiyeti dediğinizde bir miktar erişim yetkisiyle alakalı. Yani o veriye kim erişiyor? Bunun dışında veri mahremiyeti, veri güvenliği ve veri korumayı da ayırt etmek gerekiyor. Şimdi ben bu genel çerçeve üzerinde özellikle savunma sanayi ve askeri sistemlere ilişkin bu teorik girişin üzerine bina etmek istiyorum. Şimdi özellikle o veri mahremiyeti dediğiniz şey erişim yetkisine dayanıyor. Yani sizin bir veriniz var, buna kim erişecek? Şimdi askeri taraftan askeri bir kaynağı olan ama kamuda da çok bilinen bir bilmesi gereken diye bir prensip vardır hocam. Bunu bilirsiniz. Yani bir veriyi bir veri olabilir. Bu veri herkes tarafından bilinmemesi gerekir. Tabii bu verinin gizlilik seviyesi de önemlidir. Ama gizlilik seviyesi ne olursa olsun bir aynı ortamda çalışan kişiler dahi olsa her kişinin ulaşabileceği veri seviyesi farklıdır ve bilmesi gereken prensibi çerçevesinde veriye ulaşım ve erişim yetkisi tanımlanmıştır. Bu aslında veri mahremiyetinin en önemli bizim günlük yaşantımızdaki karşılığı. Şimdi tabii bilmesi gereken dediğiniz şey idari bir düzenleme. Yani siz diyorsunuz ki mesela askeri sistemlerde ve savunma sanayinde bir bilgiye erişecekseniz sizin kleranslarınız vardır. Mesela benim
savunma projelerinde çalışabilmem için benim gizli gizlilik seviyesine, gizli gizlilik seviyeli bilgiye erişebilmek için bana verilmiş, evet bu adam bu yetkiye sahiptir denilen bir kliransa sahip olmam lazım, bir belgeye sahip olmam lazım. Eğer çok gizli bir belgeye ulaşmak istiyorsanız onun ayrı bir prosedürü vardır. Yedi ceddinizi sorgularlar. Tamam, bu çok gizli belgeye ulaşabilir. Hatta bunun farklı yerleri vardır. Örneğin Türk unsurlarında, Türk altyapılarında bir bilgiye ulaşmakla NATO'daki bir bilgiye ulaşmak arasında fark vardır. Onun için NATO'ya gideceğiniz zaman da NATO kliransı isterler. Şimdi bu bir idari düzenlemek olmakla birlikte bunun teknik tarafı da var. Yani biz işte yeri geliyor PAM dediğimiz işte özel yetkilerin düzenlendiği bir teknik çözüm kullanabiliyoruz. Şimdi bunu aslında çok askeri diye de düşünmemek lazım. Çünkü özellikle tarihe falan baktığımızda da şunu görüyoruz. İşte Mısırlılar zamanında işte milattan önce 2000 yılında bile verinin mahremiyetinin sağlanması için belirli şifreler kullanılmış. O çömleklerin üzerine kazınan işte yazılarda farklı tip hieroglif kullanılmış. Şimdi bunun askeri uygulamalarına baktığınızda ilk uygulamalar bu Spartalılardan falan geliyor ama en önemli, en böyle bilindik uygulama da aslında İkinci Dünya Savaşı'ndaki Enigma'dır, bilirsiniz. Sizin bir bilgi kaynağınız var, karşı tarafa da iletmek istiyorsunuz ama bunun yetkisiz kişilerce ulaşılmamasını da istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kripto oluyorsunuz. İşte geçenlerde bir panelde konuşurken bir arkadaş şundan bahsetti. Almanya'da bir hastanenin hacklendiğinden, işte oradaki IT altyapısı kullanılmaması nedeniyle acil bir hastanın bir başka hastaneye sevk edilirken işte öldüğünden, bu nedenle siber güvenlik hacklenmenin veya efendim siber güvenliğin, bilgi güvenliğinin insan hayatına da etkisi olduğundan falan bahsetti. Yani Enigma dediğiniz o kripto cihazının çözülmesi 2 yıl savaşı kısalttı ve 14 milyon insanın daha işte fazla insan ölmemesine sebep oldu gibi mesela bazı şeyler yapılıyor. Hakikaten veri güvenliği dediğinizde veya veri mahremiyeti dediğinizde, askeri sistemler veya savunma sanayi dediğinizde gerçekten insan hayatına doğrudan etkileyen durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Özellikle işte Ukrayna-Rusya savaşında biliyorsunuz Rusya kendi telsiz sistemlerini kullanmadı. Niye? Zordu. Efendim, kullanması zor, haberleşmesi zor, ağır sistemler. Çeşitli mesajlaşma uygulamalarını kullandılar. Bu işte istihbarat servisleri tarafından alınarak nokta atışı, örneğin Rusya'nın elektronik harp generali nokta atışı suikaste uğradı. Bu aslında mahremiyetin ne kadar önemli olduğunu, verinizi korumazsanız gerçek hayatta bir askeri sistemlerde veya bir savaş ortamında ne kadar önemli bir hale gelebileceğinin bir göstergesi. Şimdi bu erişim tarafı ama işleme ve altyapı tarafına baktığınızda özellikle askeri sistemlerde de savunma sanayinde biz kapalı ağlar kullanıyoruz. Kapalı ağlar dediğimizde de tabii birbirinden ayrı ağlar tesis etmek bir sürü sorunu ortaya çıkarıyor. Az önce Fatih Başkanımız da bahsetti. Bu sadece askeri bir hani sektöre özgü bir durum değil. Zamanında Kamunet diye bir çalışma vardı biliyorsunuz. Tüm kamunun kendi içerisinde kapalı bir ağ içerisinde haberleşmesi için yapılmıştı ama siz gizli ve çok gizli bilgilerinizi tutmak, korumak istiyorsanız burada kapalı ağlarınızı da böyle katmanlı hale getirmeniz gerekiyor. Burada hiç fiziksel bir erişim olmayan bir ağ tesis etmeniz gerekiyor. Şu anda aslında bizim yapmaya çalıştığımız da bu. Arada bir ağ tesis ediyorsunuz ki orada da orta seviyeli, yani gizlilik dereceli bilgilerinizi saklıyorsunuz, işliyorsunuz. Bir taraftan da daha böyle internete çıkabilecek verilerinizin olduğu bir başka ağınız da oluyor. Yani 3-4 katmandan oluşan bir katmanlı veri güvenliği sistemi kuruyorsunuz. Tabii mahremiyet diye işin içine girdiğinizde burada çeşitli sıkıntılar ortaya çıkıyor. Siz bu kapalı ağlara erişimi nasıl sağlayacaksınız? Kim nereye ulaşacak? Hangi seviyede ulaşacak? Bunu sadece insan diye düşünmemek lazım, uygulama diye de düşünmeniz gerekiyor. Örneğin biz bir komuta kontrol sistemi projesinde şöyle bir zorlukla karşılaştık. Komuta kontrol sistemi bir askeri sistemde en yüksek gizlilik seviyesine sahip ağa bağlanması gerekiyor. Çünkü haberleştiği uygulamalar en gizli seviyedeki ağda bulunuyor.
Ama bu uygulamayı, bu komuta kontrol sistemini kullanacak kişilerin o yetkisi yok. Birincisi bu. İkincisi de şu, özellikle sınır harekatı ya da sınır ötesi harekatı yapmaya başladığınızda siz bazı sistemlerinizi sınır ötesine çıkarmanız gerekiyor ve sizin en yüksek gizlilik seviyesine ulaşabilen bir ortamınız sınır dışında bulunuyor. Bu da çok büyük risk ortaya çıkarıyor. Onun için bu kapalı ağlar kurmak yetmiyor. İşte o mahremiyeti nasıl sağlayacaksınız, erişim yetkilerini nasıl tanımlayacaksınız, uygulamaların birbirleriyle haberleşmesini nasıl sağlayacaksınız? Buna ilişkin aslında problemler var, çözmeye çalışıyoruz. Belki birazdan özellikle yapmaya çalıştığımız projelerde bundan detaylı olarak bahsedebiliriz. Ama tabii burada ağlar arası veri alışverişini de nasıl sağlayacaksınız? Bu da önemli. Sadece bir tanesinden erişim yetkisi güzel bir şekilde sağlamanız yetmiyor. Örneğin siz bir evrak sistemi kuracaksınız ama bir elektronik imza kullanmak istiyorsunuz. Bir zaman damgası almanız gerekiyor. Mutlaka ya TÜBİTAK işte kamu SM'den bir zaman damgası almanız gerekiyor. İnternete çıkmanız gerekiyor. Ya da kendi içinizde bu altyapıyı kurmanız gerekiyor. Şimdi burada neler kullanılıyor? İşte ya manuel kullanıyorsunuz ki şu anda biz manuel falan şeyler yapıyoruz. Son olarak belki iletimden bahsetmek lazım. Komuta kontrol sistemleri var. Şimdi ağ destekli yetenek diyoruz. Artık bütün askeri sistemlerin birbirleriyle haberleştiği bir ortamda siz o korumayı nasıl sağlayacaksınız? Yetkisiz erişimin önüne nasıl geçeceksiniz? Örneğin ya bir tane İHA olduğunu düşünün. Bir görüntü alıyorsunuz. Bu görüntünün komuta kontrol merkezine aktarıldığını düşünün. Veya bir radar görüntüsü alıyorsunuz. Bu radar görüntüsünün gerçekten karşıda bir uçak geliyor diyelim. Bu uçağın o radar görüntüsünün o uçağı doğru şekilde doğru yerde gösteriyor mu göstermiyor mu? Bundan emin olmanız gerekiyor. Tabii bu çift yönlü. Bir taraftan aldığınız verinin doğru olması, bir taraftan da bu aldığınız veriyi işlediniz diyelim, bir talimat verdiniz, bir emir, harekat ortamındasınız. Gönderdiğiniz talimatın da doğruluğundan emin olmanız gerekiyor. Bu anlamda aslında iki yönlü, çift yönlü korumayı ve mahremiyeti sağlamanız gerekiyor. Bu anlamda aslında çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Ben sözü burada kesip belki ikinci soru olursa orada bu problemlere nasıl çözümler buluyoruz, hangi projeleri yürütüyoruz, belki onlardan biraz bahsedelim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan süreye bir 15-20 dakikamız var. Herhalde çok beşer dakikalık bir söz daha vermek istiyorum. Ersin Bey'den yine başlayarak. En başta da söylediğim gibi, şimdi bütün kurum ve kuruluşlar veri güvenliği ve mahremiyeti konusunda çözüm üretmek istiyor. Teknik altyapılarını oluşturmak istiyor. Yeterli teknik çözümler var mı? Sizlerin önerebileceği, uçtan uca çözüm diyebileceğimiz uygulamalar neler? Bir 5 dakika kısaca bir alalım. Hocam, memnuniyetle bahsedeyim. Şimdi Sayın Başkanım çok güzel bir noktaya temas etti. Aslında bu bahsettiğimiz verilerin hepsinin gittiği yoldan bahsediyoruz. Biz bu ağ altyapıları, network altyapıları, kablolu, kablosuz efendim yöntemler. Şimdi her böyle olurken aslında akıllı kenarlardan bahsediyoruz. Artık her şeyin veri merkezlerine gitmediği, uçlarda, uç teknolojilerde bir şeylerin karar verilip hızlıca uygulandığı bir döneme girdik. İşte burada da o öğrenen networkler, sürekli öğrenen networkteki ya da o ağdaki hareketleri sürekli alan, uygulayan, efendim ona göre karar veren yukarıdaki mekanizmalara gitmeden artık bazı kararların verildiği akıllı ağlardan bahsediyoruz. İşte tam bu noktada biz hani HPE olarak, Aruba olarak o kenardan veri merkezine kadar olan bütün o teknolojiyi uçtan uca gündeme getiren, bunları güvenli bir şekilde firmaların, kurumların kurumların hizmetine sunan bir üretici olarak bunu ciddi manada çok önemsiyoruz hocam. Neden? Hakikaten verinin güvenliği, verinin mahremiyeti, işte biraz önce söyledim çok basit örneklerdi ama hakikaten şöyle bir şey düşünün. Öyle bir ağ altyapısı düşünün ki içeride işte biliyorsunuz artık ateş ölçer, video efendim kameralar var, sensörler var. Bunların işi sadece ısıyı ölçmek, sadece görüntü aktarımını yapmak. Onu kendisiyle, kendisini koruma ile ilgili hiçbir aksiyonu yok. Hani böyle olunca işte onların hepsinin aslında ağ güvenliğinde birer açık kapı olduğu, efendim birer tehdit oluşturduğu aşikar. İşte onları o kıymetli profilleme ile kıymetli kullanıcılardan uzaklaşmak,
izole etmek çok kıymetli. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi'nde de yayınlanan bir belge ve dokümantasyon vardı. Tamamen network izolasyonu anlatan. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü mesela Ankara'da, Aruba'yı da sadece şey olarak bilirler, kablosuz ağ üreticisi. Halbuki Türkiye'de hakikaten bu ağ altyapılarında kablolu tarafta da ciddi manada efendim çözümler sunan bir üretici kıvamında. Hal böyle olunca işte kabloludan da gelse, kablosuzdan da gelse, dışarıdan da gelse, içeriden de gelse o kişinin güvenli bir şekilde içeriye erişimi kıymetli. Hal böyleyken tabii biz bunu sadece dedim ya sadece uç kısımdan değil artık cloud'a kadar cloud konuşuyoruz. İşte özel cloud konuşuyoruz, hibrit cloud konuşuyoruz. O kısma kadar anlamlandırmak, o kısma kadar güvenli bir hale getirmek bizim temel önceliklerimizden sadece. Teşekkür ediyoruz. Hemen Zeynep Hanım'a söz vermek istiyorum. Hep konuşuyoruz, yeterli insan kaynağımız var mı, yeterli yerli milli çözümlerimiz var mı konuları. Her konuda olduğu gibi burada da gündeme geliyor. Burada da gündeme gelmesi son derece önemli. Güvenlikten bahsediyoruz, mahremiyetten bahsediyoruz. Ve özellikle de bu veri madenciliği dediğimiz, veri mühendisliği dediğimiz, veri işletmeci, işletmeni, işleyeni dediğimiz birçok da mesleki tanımlar da gündemeye başladı, gelmeye başladı. Bu konuda yeterince insan kaynağımız var mı? Kamuda vesaire istihdam edebileceğimiz yerli çözümlerimiz var mı? Bu konuda ne durumdayız? Onu da hızlıca sizden alalım. İnsan kaynağı Türkiye'de her alanda artık IT sektörünün başlıca sorunlarından biri haline geldi ki veri korumayla ilgili alanda oldukça açık. Burada KVK kurdu veri koruma görevlisi diye bir eğitimi bir belgelendirmesi de mevcut. İSAKA'nın bir sertifikasyonu var ama kurumlarda henüz bu sertifikasyona sahip istihdam edilmiş personel sayısı çok çok az. Yerli ve milli teknolojilere gelirsek de ben bir istatistik paylaşmak isterim. Birleşmiş Milletler'in Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın 2021 yılı istatistiğine göre tüm dünyada hem veri koruma ya da gizlilik mevzuatını oluşturan ülkelerin oranı %71. Draft bir dokümanı olan ülkelerin oranı da %9. İstatistiğin şu tarafı daha ilgi çekici. Bunu oluşturmamış ülkeler daha çok az gelişmiş ülkeler. Az gelişmiş ülkelerde bu oran %48. Yani veriden değer elde etmek, veriyi korumak, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak artık kaçınılmaz bir gerçek. Bu gerçekle biz de yerli ve milli ürünlerimizi destekleyerek ve bir öneride bulunabilirim sadece burada yerli ve milli ürünlerle ilgili. Gelişen teknoloji aslında mevcuttaki bilgi güvenliği bakış açımızı biraz değiştirecek gibi duruyor. Kuantum bilgisayarlar, blockchain teknolojileri, bir iki sene sonra belki de veri koruma ürünleri bu gelişen teknolojiye ayak uyduramayacak hale gelecek. Bu dönüşümü de yakalayacak yeni yerli milli ürünlere inşallah erişiriz. Biz de kurum olarak zaten misyonumuz yerli milli ürünü destekliyoruz. Ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile ve siber güvenlik kümelenmesi ile de birlikte çalışma gruplarında çalışıyoruz. İnşallah bu noktalara da gelebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Fatih Bey'e biraz farklı konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Doğrusu şimdi aklıma geldi. Özellikle sağlık turizmi konusunda Türkiye çok iyi yerde ve biz yurt dışından çok fazla sayıda hasta Türkiye'ye getiriyoruz ve sağlık hizmeti veriyoruz. Ve bu özel hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık sektöründe GDPR sorumlusu haline getiriyor. GDPR yükümlülüğü, GDPR sorumluluğu noktasında da yaptırımların çok yüksek olduğunu düşünürsek, sağlık sektöründe bu konuda yeterince farkındalık var mı? Ya da bakanlık olarak sizin bu yönde yapmış olduğunuz bir takım çalışmalar var mı? O zaman şöyle cevap vereyim. Malumunuz gerek özel hastaneler olsun, gerek kamu hastaneleri olsun, bir hastane bilgi yönetim sistemi kurmak zorunda. Bunları yönetmek zorunda. Burada da biz Sağlık Bakanlığı olarak onları düzenleme getirdik. Hatta orada GDPR'ın maddeleri de var. Yani bir yazılım yapacak olacak firma bu KTS dediğimiz kayıt tescil sistemine üye olmak durumunda. Bu
konuda belli standartlarımız var. Bu standartlara uymayan hiçbir firma veya üretici bu HBS, hastane bilgi yönetim yazılımını yazamıyor. Veya ihalelere giremiyor, bunları kullanamıyor. Bir de VEM dediğimiz veri entegre modelini geliştirdik. Bu ne demek? İşte X firmasıyla ben bir kurum olarak çalışıyorum. Yarın bir gün bunun süreci bitti. Bir daha ihale yaptım. Y firmasını aldım. Eskiden verilerin aktarmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Çünkü bir standartizasyon yoktu, bir veri sözlüğü yoktu. Bunları da bir standart hale getirerek bütün üretecek bu yazılım firmalarının aynı standartta yazılım üretmesine sağladık. Böylelikle hani tabirim maruz görüyorum, merdiven altı dediğimiz veya bu işleri yapamayacak firmaların da engelleyerek bu farkındalığını esasında arttırmış olduk. Böylelikle altyapıyı oluşturduğunuz zaman bunun mahremiyetini sağlamak veya verinin standart bir şekilde gelip uygulanması sağlamak da daha kolay olmuş oldu. Yani bizim yapmış olduğumuz bakanlık olarak esasında bu standardı sağlamak. Buradaki benim hani burada iletmek istediğim bir konu da tüm hepimize düşen bir vazifemiz var. Evet, mesela bir enables dediğimiz bir sistemimiz var. Biz kişisel olarak bu sistemlere erişmek durumundayız. Ama bunun o kadar çok faktörü olabiliyor ki. Mesela ben evliyim, eşimin izni olarak ben çocuğuma verilerine erişmem gereken bir kural var. Ama işte boşandım, bu sefer başka bir kural devreye giriyor. İşte bunun hukuki olarak süreçleri, işte ben onun boşanmış olduğu bilgisini öğrenmem gerekiyor ki bu veriyi ona göre eriştirebilmem gerekiyor. Yani bakanlıkta kişisel olarak bizlerin üzerine düşen çok ciddi şeyler var, yükümlülükler olduklarına inanıyorum. Yani biz sadece bakanlık olarak bu verileri tamam bir şekilde koruyabiliyoruz. Ama vatandaş olarak da işte onun şifresinden tutun, işte sosyal medyada bakıyorum, işte TC kimliğiyle hatta bazen sonuçlarıyla beraber şey paylaşıyor, işte hasta olduk. Bakıyoruz işte sosyal medyada bilgisi var. Bunu zaten bir fırsat gören işte saldırganlar veya işte dark web'de çalışan kişiler de bu bilgileri toplayarak buradan elde etmiş oldukları verilerle bu saldırılar gerçekleştirebiliyorlar. Veya bir çalışanımız da olabilir bu. İşte onun bir paylaşımı, yani ufak bir paylaşımı geçen şeyde paylaşmışlardı. Biz uzaktan eğitim yapılıyor. Oradaki ID'si orada, yani duruyor aşağı tarafta. Onun fotoğrafı da sosyal medyada paylaşmış. O ID ile ona giriş yapabilmeniz mümkün. Yani onu kapatması, engellemesi gerekirken bu farkındalığı biz ne kadar önemsersek vatandaş olarak da, yani sadece kamu ve kurum ve kuruluşların bu işi bırakmamak gerekiyor. Bireysel olarak da genel algı şu, aman ya benim verim alsa ne olacak, ben sanki NASA mıyım ya da işte ben şey miyim, alsın ne olsun gibisinden bir yaklaşıma sahibiz maalesef. Bunu tersine çeviriyor, evet benim verim çok kıymetli, başkası belki bu verileri alarak farklı işler kullanabilir. Benim için kıymetli olan bir çöp başkası için çok kıymetli olabilir zihniyetine dönüştüğümüz zaman bu mahremiyeti de sağlamış olabiliriz diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Mikail Bey'e de son soru olarak özellikle dünyadaki düzenlemelere baktığımızda bu mahremiyet etki koruması dediğimiz ya da veri koruması, etki koruması, etki analizi dediğimiz olayları çok öne çıkardıklarını görüyoruz. Bizde bu biraz zorunluluk gibi değil uygulamalarımızda. Bu mahremiyet etki korumasına yönelik ya da veri koruma etki korumasına, etki analizine diyeyim, yönelik düzenlemelerle ilgili ne durumdayız? Bunu biraz daha etkili hale getirmek gibi bir çalışma var mı sizde? Teşekkür ederim Sayın Hocam. Yani özellikle bir veri ihlali gerçekleşmeden önce bunun olası durumlarına karşı alınabilecek önlemler olarak değerlendirilebileceğimiz bu durumla ilgili olarak bizim mevzuatımızda doğrudan bir düzenleme yok. Ancak kanunumuzun 12. maddesinde veri sorumlusunun her türlü teknik ve idari tedbirleri alması gerektiği hatırlatılmış. Dolayısıyla çerçeve olarak çizilmiş. Biz bunu hani veri sorumlusunun alması gereken önlemler arasında dolaylı olarak çıkararak söylüyoruz. Bunu da pratikte daha çok veri sorumlularının kendi politika ve prosedürlerini düzenlerken, belirlerken bu hususa dikkat etmelerini gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hangi verinin ne şekilde korunacağı, ne tür risk analizleriyle karşılaşabileceği, veri ihlallerinin ne şekilde gerçekleşebileceği hususlarıyla ilgili olarak o politika ve prosedürler belirlenirken veri etki değerlendirme raporunun da düzenlenmesi, hazırlanmasının uygun olacağını kendilerine bu konuda söylüyoruz. Tabii mevzuatsal anlamda Avrupa Birliği'ndeki GDPR'daki bu anlamda düzenleme bizde mevcut değil. Yani lafız olarak mevcut değil. Ancak alınabilecek önlemler arasında düşünüyoruz. Bunu özellikle politika prosedürler kısmında olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kurumlar
bunu hazırlarken buna da dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Ancak mevzuatsal olarak şu an yasal bir zorunluluk kapsamında olduğu değil, dolaylı olarak bunu biz alınabilecek önlemler arasında sadece görüyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Hocam. Evet, Muhammed Sami Bey, son olarak siz ne söyleyeceğiniz bu konuda, SSB olarak sizler neler yapmayı düşünüyorsunuz, ne tür projeler var, sizden de onu alalım. Hocam teşekkür ederim. Ya şöyle, SSB olarak aslında 50'den fazla bilgi güvenliği ya da siber güvenlik bilişim teknolojileri projesi yürütüyoruz. Tabii bir projenin içerisinde pek çok proje de var. Ama özellikle bu konuyla ilgili yani birkaç tane projeden belki bahsedebiliriz. Bir tanesi bizim Jandarma Genel Komutanlığı ile yaptığımız haberleşme ve güvenlik projesi. Burada bir bulut altyapısı kuruluyor. Taşra'da bulunan jandarma teşkilatındaki işte veri haberleşmesi sağlanıyor. Burada bazı uygulamaların bu bulut mimarisi üzerinde çalışması planlanıyor ve bunun güvenliği sağlanıyor. Aslında uygulamaya özgü bir proje diyebiliriz. Bunun dışında özellikle örneğin az önce de bahsettim, farklı ağlar arası geçişler, veri geçişleri önemli. Bizim Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemimiz var. Bir de NATO'nun AKS dediğimiz Hava Komuta Kontrol Bilgi Sistemi var. İkisi arasında bizim veri haberleşmesi yapmamız lazım. İşte bazı radar verilerinin karşı tarafa aktarılması lazım. Veya bazı efendim işte Hava Kuvvetleri bilgilerinin bizim tarafımızdan alınması lazım. Ama iki ağ arasında hani bu erişim mahremiyeti nasıl sağlayacağız? Buna ilişkin aslında projelerimiz var. Bu bir uygulamaya özgü geliştirilmiş bir veri diyotu gibi düşünebilirsiniz. Çift yönlü. Tabii bunun dışında pek çok kripto projemiz var. Bu kripto projeleri sadece bir donanım geliştirme değil, hem kripto donanımlarının geliştirilmesi, hem işte kullanıcıya özgü algoritmaların, milli algoritmaların geliştirilmesi. Tabii sadece bir güvenlik sistemi değil, bu işin fonksiyonalitesi var, bu işin efendim performansı var. Yani siz bir sistemi uygularken o sistemin nerede, kim tarafından nasıl kullanılacağına ilişkin, bunların dağıtımlarının nasıl yapılacağı, mesela bir anahtar dağıtımının nasıl yapılacağına ilişkin pek çok hususu düşünmeniz gerekiyor. Biz bunlarla bunlara yönelik projelerimiz var. Ben yani bilgim projemiz var, siber suçlarla mücadele daire başkanlığıyla, yine Genelkurmay Siber Güvenlik Komutanlığıyla yaptığımız SİSAMER 1-2 projesi var. Oralarda hep şeylerimiz var. Çok sayıda projemiz var. Ama bunun dışında sadece şu konuyu da aslında gündeme getirerek ben kapatmak istiyorum. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, işte 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından kurulmuş bir yapı. Bu kümelenmede biz pek çok firmamızı bir araya getiriyoruz. Hem Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerdeki, az önce saydığım örneğin projelerdeki ihtiyaçlar varsa, iş paketi bazında olabilir, projeler bazında olabilir. Biz bu kümelenmenin yerli firmaları, milli ürünlerini alıyor, kullanıyoruz. Ama bir taraftan da bizim ihtiyaç duyduğumuz başka ürünler, başka çözümler varsa bu kümeden karşılamak için onlara ödevler, görevler veriyoruz. Böylelikle aslında sektörü bir miktar yönlendirme görevini de icra ediyoruz. Burada pek çok aslında yerli ve milli ürün geliştiriyoruz. Bunun hem veri mahremiyetine yönelik olanlar var, hem yönetişim için olanlar var, hem siber güvenlik için olanlar var, hem bazı donanım ürünleri var. Bu anlamda eğer burada firmalarımız varsa kümeye üye olmayan, kümeye üyeliğe davet etmiş olmak istiyorum. Hem de burada kamu kurumlarımız varsa kümedeki firmalarımızın milli ürünlerinin kullanılması anlamında aslında kendilerine bir yine bir davet iletmiş olayım. Genel çerçevede yaptığımız faaliyetleri bu şekilde özetleyebilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan süre bitti. Tam da zamanında bitirdik. Bundan dolayı panelist arkadaşlarımıza hem bizlere vermiş olduğu bilgilerden dolayı da teşekkür ediyorum. Varsa bir iki soru alalım, yoksa oturumumuzu kapatalım. Görünürde buyurun.
Ben teşekkür ediyorum. Önce buyurun, sonra da ben cevaplayayım, ederim. Sorayım. Hocam sağ olun. Kastettiğiniz sanırım herhalde veri irtibat yetkilisi mi acaba? Onu mu kastettiniz? Kamu kurumlarında kanun gereği, mevzuat gereği atanan kişi veri irtibat yetkilisi mi? Onu mu kastettiniz bilmiyorum. Her kamu kurumunda bir veri irtibat yetkilisinin... Veri sorumlusu... Yani hanımefendinin kastettiği sanırım kamu kurumlarındaki kim mi kastettiniz, yoksa bütün tüzel kişilerdeki, özel tüzel kişilerdekileri mi kastettiniz? Tam olarak orayı anlamadım ama. Şimdi kamu kurumlarında bir veri irtibat yetkilisinin zaten belirlenmesi mevzuat gereği ve bize de bildiriliyor. Veri irtibat en az daire başkanı düzeyinde olmak üzere zaten mevzuatsal olarak belirlenmesi zorunlu ve bize de bildiriliyor. Zaten verbise girilirken de bu kişi belirtiliyor. Sizin herhalde kastettiğiniz biraz daha bunun dışında bütün veri sorumlusu anlamında veri sorumlusunun temsilcisi kişi olarak mı kastediyorsunuz? Tabii şu an görevlendirme var ve bize de bildiriliyor. Yani dediğim gibi kamu kurumlarında zaten irtibat yetkilisi var. Bir veri ihlali gerçekleştiğinde de kamu kurumu adına bu anlamda bize bu kişi üzerine bir bildirim yapılıyor. Tüzel kişiler, özel tüzel kişiler bazında da bu anlamda bir düzenleme yok. Yani veri sorumlusunun kendisi bu anlamda sorumlu tutulmuş. Tabii yani hali hazırda da hem talep eden kamu kurumlarına bu konularda farkındalık eğitimleri kapsamında gidiliyor. Belki pandeminin artık, gerçi pandemi döneminde online eğitimler de hali hazırda yapıldı. Belki bundan sonraki süreçte artık yüz yüze eğitimlere de daha fazla ağırlık verilecektir. Teşekkürler. Hocam pardon, tabii belki ki bu konuda kamu olarak bir araya gelip örnekleri paylaşabiliriz. Eğer bir kamu personeliyseniz, biz nasıl yaptık, Sağlık Bakanlığı nasıl gerçekleştirdi bunları, kurumumuz belki böyle bir şeye aracı olabilir. Çünkü evet, haklısınız, bunu yönetmek biraz zahmetli. Birlikte bence irtibatta olarak bu işleri götürebiliriz diye düşünüyorum. Hocam müsaadeniz varsa, evet. Sağlık Bakanlığı özelinde söyleyeyim, bizim ihlal bildirim sistemimiz var. Burada kategorilerimiz var. Web sayfasından bu ihlal bildirimini yapabiliyorsunuz. Vatandaş olarak da yapabiliyorsunuz, kamu çalışanı olarak da yapabiliyorsunuz. Bizim buradaki ekiplerimiz bunları değerlendiriyor. O ilgili kategorilere göre de almış oluyor. Geçen senenin rakamlarını hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. 341 tane bize ihlal bildirimi oldu. Bunların %51'i katkı sağlayan vatandaşlardan gelen ihlal bildirimleriydi. %15'i bizim Sağlık Bakanlığı çalışanıydı. %8'i de bizim kendi Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde. Bunları istatistik olarak da tutuyoruz. Bunların sorumluları da var. O kategorilerden seçerek bu ihlal bildirimi üzerinden yapmanız mümkün. Bunları zaten biz KVKK'ya bildirmiş oluyoruz. Yani 72 saati geçmeden kanunen bunu yapmak zorundayız zaten. Var. Yani onu da iletmek istedim. Peki, teşekkür ediyoruz. İkinci soruya gelince önemli bir konu tabii. Pandemide çok daha ciddi gündeme geldi. Bu konu bireysel anlamda da, kurumsal anlamda da, ulusal anlamda da bir güvenlik problemi olduğunu o zaman da söyledik. Mehmet Ali İncefe Bey de burada. Birlikte de bu konuyla ilgili bir rapor yayınlamıştık o dönemde. Bunu tabii ki güvenli bulmuyoruz. Bu konuda gerekli önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini öneriyoruz. Hatta yerli milli çözümlere de acil ihtiyaç olduğunu o zaman da söyledik ve birçok bazı kurum ve kuruluşlarımız da bu konuda bu platformları da geliştirdiler. Geliştirmeye de devam ediyorlar. Bundan sonraki süreçte daha çok bu hayatımıza girecek ve konu güvenlik, konu mahremiyet olunca da kendi çözümlerimizi hem kamu tarafında hem sektör hem de bireysel anlamda almamız gerekiyor. Önemli bir konu. Güvenli bulmuyoruz tabii ki. Olabildiğince de
önleyici tedbirlerle bunu yapıyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başka soru yoksa sizlere çok teşekkür ediyoruz. Pardon. Buyurun bir soru daha alalım. Muhammed Sami Bey'e mi sordunuz soruyu? Kime sordunuz? Ha. Evet. Var mı cevap verecek olan? Şöyle yoksa? Ben sizin sorunuzun benim ilgi ve hani çalışma alanımla ilgili olan kısmını söyleyeyim. Biz blockchain teknolojisini çalışıyoruz. Şöyle ki özellikle komuta kontrol sistemlerinde yetkisiz erişimi engellemek ve işte efendim erişim sağlanmak durumunda değil de işte efendim nasıl diyelim bir yetkisiz erişim yapılmak istendiğinde o erişime o erişimin engellenmesi anlamında bir çalışmamız var. Ama bu komuta kontrol sistemleriyle ilgili. Dijital para ve cüzdanla ilgili evet Aselsan, Havelsan savunma sanayi firması ama o konuyla ilgili biz en azından kurum olarak çalışmıyoruz. Sadece son dönemde geliştirme faaliyetlerinin belli bir olgunluğuna geldi ve test aşamasına geçtiğini biliyoruz ama onun dışında benim de yani dışarıdan ya da efendim bir medyanın haricinde aldığım bir bilgi yok. Askeri sistemlerle ilgili ama çalıştığımızı söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Evet. Peki, var mı başka soru? Yok herhalde. Peki, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sonra bu etkinliği düzenleyen BT grubuna başta Murat Bey olmak üzere Esra Hanım ve diğer ekibe de çok teşekkür ediyoruz. Böylesine önemli bir konuyu gündeme getirdiği ve bize de burada konuşma, tartışma fırsatı verdiği için başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Panelistlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Panelistlerimize, çok teşekkür ederiz. Sizleri uğurluyoruz. Çok mersi. Çok sağ olun. Etkinlik süresince sosyal medya hesaplarımızdan etkinlik hakkındaki paylaşımlarımızı BT Haber ve Bilişim Zibris takipçilerine ilettik. Siz de perdede gördüğünüz sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Perdeye yansıtabilirsek teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta etkinliğimiz hakkında görüşlerinizi rica edeceğimiz çok kısa bir anketi mail adreslerinize ulaştırmış olacağız. Hatalarımızı tekrar etmemek ve hep daha iyi ve verimli içerikler üretebilmek adına görüşleriniz bizim için çok önemli. Göndereceğimiz anketi vaktinizi ayırarak doldurmanızı sizlerden rica ediyoruz. Değerli katılımlarınızla gerçekleşti etkinliğimiz ve son buldu. Umarız ki ilgilendiğiniz konuları ve bilmek istediklerinizi bugün burada bulabilmişsinizdir, faydalanabilmişsinizdir. Huzurlarınızda bir kez daha Sayın Bakanımıza, Sayın Başkanımıza, değerli destekleyen sponsorlarımıza, konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza teşekkür ederiz.